Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Yap bir kupon oynar Tuttur, oyna hep oynar kuponu Tuttur. Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Haftanın son iş gününde, haftanın son Spor Kazanı programı ile birlikteyiz. Galatasaray'da flash transfer gelişmeleri var. Galatasaray bir yerli kaleci mi alacak, yabancı kaleci mi alacak? Benfica takımında Jadson Fernandes 2 gündür antrenmanlara çıkmıyor. Acaba Jadson Fernandes İstanbul'da mı? Gomis'te anlaşma yapılacak mı? Ve Galatasaray defansif olarak oynayan hem de stopere koyduğunuzda stoper de oynayabilecek bir oyuncuyu aldı mı? Bütün bunların yanıtını vereceğiz Galatasaray bölümümüzde. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'den önemli haberlerimiz var. Elbette ki Trabzonspor'u da konuşacağız. Transferde. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Galatasaray'da transferde hareketli saatler mi yaşanıyor? Böyle olması normal çünkü Galatasaray transfer yapmaya ve oyuncu göndermeye mecbur. Bakalım Luyendam'a gidecek mi? Babel gerçekten gidecek mi? Ve Jadson Fernandes İstanbul'a geldi mi? 2 gündür İstanbul'da olduğu iddia ediliyor. Neden? Benfica ile antrenmanlara çıkmıyor 2 gündür ama bunun doğru olabileceğini söylemek, peşinden söylemek yanlış olur. Mesafeli yaklaşmak gerekir bu iddiaya. Sevgili Onur Özkan bizimle birlikte Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Onur hoş geldin. Hoş bulduk Özgür. İyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ne diyorsun? Doğru mu Jadson Fernandes'in İstanbul'da olduğu iddiası? Vallahi Abola gazetesinin bir iddiası. Jadson'un İstanbul'da olduğu 2 gündür ama ben doğrulatamadım bunu. Yani şunu belirtmek istiyorum. Zaten Abola'nın çıkış nedeni, bu haberin çıkış nedeni oyuncunun 2 gündür idmana çıkmaması. Ancak bu İstanbul'da olduğunu göstermez. Bir de artık teknoloji çağındayız Özgür. Yani Jadson'un burada 2 gün önce gelmesinin gizli kalması bence mümkün değil. Yani mutlaka burada uçuş bilgileri ortaya çıkardı. Havalimanında mutlaka birilerinin gözüne çarpardı yani. Ben Jadson'un burada olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Zaten sabah çıktı bu haber. Yaklaşık bir iki saatte de araştırıyorum konuyu ve hiçbir yerden doğrulatamadım Jadson'un İstanbul'da olduğunu. Yani Portekiz'de de bu olay yankı uyandırdı bayağı. 2-3 tane Portekizli gazeteci aradı beni. Jadson İstanbul'daymış. Onlar da merak ediyorlar. Yani dedim ki onlara da aynı şekilde yani bu teknoloji çağında bir de Türkiye'de sosyal medyanın bu kadar aktif kullanıldığı bir yerde yani Jadson'un İstanbul'da olması ve bunun gizli kalması mümkün değil. Oyuncu idmana çıkmıyor doğru. Hatta bu Benfica'nın bu sabahki idmanı basına çıktı. İdmanda olmadığı doğru Jadson'un. Bu doğru bilgi. Ancak Benfica kulübünden de bir resmi açıklama yapılmaması Jadson'un neden idmanda olmadığına dair tabii ki çeşitli spekülasyonlar çıkartıyor ortaya. Ancak şunu belirtelim. Oyuncu şu an İstanbul'da değil. Benim aldığım bilgi bu yönde. Ancak pazar kadar tabii ki devam ediyor Galatasaray ve Benfica arasında. O konuda da herhangi bir gelişme şu an gözükmüyor. Ben de bunu soracaktım Onur. Oyuncu İstanbul'da değil. Bu bir iddiadan aynen ibaret. Bu doğru. Ama Galatasaray gerçekten oyuncuyu transfer etmek istiyor mu? Asıl sorulması gereken soru bence bu. Aynen. Bence de kesinlikle. Yani şöyle bir durum var Özgür. Şimdi Galatasaray'ın transfer politikası sürekli değişiklik gösteriyor. Bundan bir hafta evvel Galatasaray'ın gündeminde forvet transferi yoktu. Ancak Gomis'in Al Hilal'den ayrılması, ardından menajeri Mendy'den gelen talep, Galatasaray'ın bunu gündemine alması sonrasında bir anda transfer politikası değişikliğe uğradı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Galatasaray'ın bir yabancı sınırı var, yabancı sayısı var ve federasyon belirlidir, yabancı sınırı var. O yüzden de şu anda kadroda 12 tane yabancısı var. Galatasaray'ın biliyorsun Mustafa Asunçağ'ı gönderdi, Yetlin'i gönderdi Galatasaray ve gözüken o ki Luyendam'a da biraz sonra konuşuruz ayrılacak takımdan. Onun dışında şu anda Babel'le ilgili herhangi bir gelişme, Babel ayrılmaya sıcak bakmıyor. O yüzden de Galatasaray'ın 3 tane hamle yapma hakkı var şu anda. Transferde, yabancı transferinde Luyendam'a gittiği zaman. Biliyoruz ki Galatasaray şu an Gomis'le ilgileniyor ve Gomis transferini istiyor. Onun dışında 6 numara transferini Galatasaray istiyor ve bir de yabancı kaleci hedefleniyor. Eğer bunları yaparsa Galatasaray bu kez Jadson'a yer açılamayacak yabancı kontenjanında. Dolayısıyla şu anda Galatasaray'ın Jadson görüşmeleri dondurulmuş durumda. Yani Galatasaray şu an önceliği Jadson değil, onu belirtelim. İşte biraz değişmiş vaziyette. Çünkü Torrent evet hem 6 hem 8 istiyor ama yönetim yaptığı görüşmede 6 numaranın daha elzem olduğunu, daha çok ihtiyaç olduğunu belirtmiş. Evet. Yani biz demiş hani 8 numara pozisyonunu kadro içinden işte Emre Kılınç'la, Çıkal Dağ'ıyla belki Pegu ile doldurabiliriz. Ancak 6 numara pozisyonu çok yetersiziz ve öncelikle 6 numara almalıyız demiş. O yüzden de
şu anda yönetimin önceliği 6 numara transferi. Onu belirtelim. Eğer tüm şartlar oluşursa, yabancı sınırında herhangi bir problem olmazsa kontenjanda, o zaman Gaston için tekrar konuşabiliriz ama şu anda Gaston transferi biraz dondurulmuş vaziyette. Öncelik şu anda 6 numara pozisyonunda. Bu arada Galatasaray Tuzla Spor'la, birincilik ekibi Tuzla Spor'la bir antrenman maçı yaptı. Bu maçtan 6-2 mağlup ayrıldı. Var mı detaylar? Vallahi özür, yani maç öncelikle şunu belirtelim. GSTV'den canlı yayınlanacaktı. Ancak son dakika kararıyla yayın iptal edildi. Televizyondan yayınlanmadı maç. Sanırım Torrent tahmin etmiş herhalde böyle ağır bir yenilgi alınacağını ki yayını kaldırdılar. Çok enteresan, yani her gün geçen gün diyoruz ki bundan daha kötü olamaz, bundan daha kötü bir skandal yaşanamaz diyoruz ama Galatasaray'da daha beteri oluyor her gün. Yani hazırlık maçı bile olsa bir altlık takımından yani 6 tane yemek nefs tadında gerçekten korkunç bir skor. Yani Galatasaray'ın 11'ine de baktım, yani çok sayıda as oyuncusu vardı kadroda. Marka Asun'dan, Varan Olsun'dan, Taylan, Kerem, Halil Dervişoğlu. Omar yeniden bu arada döndü yaklaşık 400 bin aradan sonra, onu belirtelim. Onu ayrı parantez açmak lazım. Omar Abdelavi 2020 yılı Aralık ayında Trabzonspor maçında oynamıştı son kez. Ve bugün 400 bin aradan sonra ilk kez maçta forma giydi. O da tabii sevindirici, bu kötü maçın tek sevindirici tarafı olabilir. Ancak çok ağır bir yenilgi Galatasaray'dan, yani hazırlık maçı deyip geçebiliriz ama oyuncular üzerindeki psikolojik yıkım sürekli artıyor. Zaten bir yandan acaba küme düşer miyiz korkusu hakim oyuncuların üzerinde, bu bir baskı oluşturuyor. Artı ikinci ekibinden 6 gol yemek gerçekten de çok ağır bir tablo. Yani sıkıntı, çok büyük sıkıntı var Galatasaray'da. Bir an önce yönetimin bir transfer hamlesi yapıp bir iki tane bence bu takımdaki camiadaki kötü havayı dağıtması gerekiyor bir an önce. Ve acilen de tabii Galatasaray'ın bir galibiyet alması gerekiyor. Transfere dönersek yeniden, yani dediğim gibi şu anda öncelik 6 numara transferi, kaleci ve Gomis'in transferi şu anda öncelik. 6 numara transferinde, yani defansif orta saha transferinde son durum ne sence? Yani şu anda dün belirtmiştim, Amadou Diawara Roma'da oynayan oyuncu, Torrent'in yönetimin istediği bir oyuncu. Ancak oyuncu İstanbul'a gelme konusunda istekli değil. Bu konuda sıkıntı devam ediyor. Roma cephesinde herhangi bir sorun yok. Roma bedelsiz kiralama ve Diawara'nın maaşının tamamının karşılanması koşuluyla zaten oyuncu kiralamayı kabul etti. Orada herhangi bir pürüz yok. Ancak oyuncu ısrarla Galatasaray'a gelmek istemiyor. Daha doğrusu İstanbul'a, Türkiye'ye gelmek istemiyor. 5 büyüklükten bir tanesinde kariyerine devam etmeyi sürdürmek istiyor Diawara. Öyle bir tercihi var. Ancak tabii ki şu anda onun talepleri sent etken gözüküyor. İşte bir yandan Valencia gözüküyor. Tulum gözüküyor. Ancak en ciddi teklif maaş anlamında Galatasaray'dan. Çünkü Galatasaray maaşın tamamını, yaklaşık 1,5 milyon euroluk bir maaş ikinci devre için karşılamaya kabul etti. Diğer kulüpler ise bu maaşın yarısını karşılamaya kabul etmişler Özgür. Dolayısıyla Roma'da oyuncunun Galatasaray'a gitmesini istiyor. Sürüyor pazarlıklar, ikna çabaları ama ikna olursa eğer Diawara, şu anda en yakın isim o 6 numara pozisyonu için. Peki Gomis'te son durum nedir sence? Şu anda Mendy tekrar Fransa'ya geri döndü. Gomis'te bir görüşme yapacak o da. Yani Galatasaray'ın istediği şartlara gelmedi transfer şu anda. Yani Gomis biraz yüksekten uçuyor diyebiliriz maaş konusunda. Biraz beklentileri fazla. 2-3 gün evvel demiştim, şu ifadeyi kullanmıştım. Bu transferin gerçekleşmesi için Gomis'in mutlaka fedakarlık yapması gerekiyor demiştim. Şu an aynı yerdeyiz. Eğer Gomis fedakarlık yapmazsa, isteklerinden vazgeçmezse, aşırı isteklerinden, bu transfer olmaz. Çünkü yönetimin zaten ekonomik tablosu pek iyi değil. Harcama limitleri bir yandan sıkıntı yaratıyor. O yüzden de ancak yönetimin istediği şartlara bu transfer olabilir. Şu anda sıkıntı var Gomis için de. Peki. Gomis'in olmama ihtimali var. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Sevgili Onur Özkan bir kez daha bizimle birlikte. Onur, tekrar hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Özgür tekrar. Kaleci meselesinde kalmıştık. Ne diyorsun? Kaleci meselesinde Sinan Bolat gibi, Okan Koçuk gibi yerli kaleciler mi, yoksa yeniden yabancı kaleci gündeme geldi mi? Şimdi Özgür bugün çıktı. Yani Roman Burki ile ilgili iddialar var. Sen de görmüşsündür. Alman basını biraz araştırdım. Onlar şu anda herhangi bir temas olmadığını, ancak önümüzdeki günler olabileceğini söylüyor. Benim aldığım bilgi Luis Campos, biliyorsun
Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak çalışmayı kabul etti. Önümüzdeki dönemde Galatasaray'ın transferinden, scoutinginden, satacağı oyunculardan tutumda birçok konuda yetkili olacak. Yani Luis Campos'un verdiği raporda yönetime takım uluslararası bir kaleci ihtiyacı olduğunu belirtmiş. Dolayısıyla bu yüzden yönetimi yabancı kaleci adayları da bir yandan sürüyordu zaten. Roman Burki ismini de Luis Campos'un önerisiyle gündemine getirmişler. Şu anda görüşmeler sürüyor benim aldığım bilgi. Herhangi kesin bir anlaşma imza söz konusu değil. Luiki değil mi? Roman Luiki söyledin. Evet, Roman Burki, evet. Dortmund'un şu anki ikinci kaleci İsviçreli. Sezon başında aslında birinci kaleciydi ama kaleyi kaptırdı. Şu anda ikinci kaleci pozisyonunda. Galatasaray'ın ilgisi var. Ancak görüşmeler sürüyor. Kesin anlaşma bitti tarzında bir durum söz konusu değil. Listesindeki isimlerden şu anda biri Galatasaray'ın Roman Burki. Olabilir. Bu kaleciyi kiralık olarak almayı mı düşünüyor? Aynen. Sezon sonuna kadar kiralama söz konusu. Yönetimin hedefi tabii ki bir opsiyon maddesi koydurmak sözleşmeye. Dediğim gibi görüşmeler şu an devam ediyor. Anladım. Roman Burki, Borussia Dortmund'da forma giyiyor. İsviçreli kaleci. Peki aynen. Muslera'nın durumu ne sence? Şu an Muslera'nın tahmini, yani sağlık kurulunun verdiği rapor doğrultusunda Şubat ayının sonuna doğru bir takıma döneceği tasarlanıyor. Yani beklenti bu yönde. Ancak şöyle bir durum var Özgür. Burada hem Torrent'in hem Luis Campos'un burada raporları var. Zaten yönetim de mali açıdan Muslera'ya pek sıcak bakmıyor. Yani sezon sonunda Muslera masaya oturulacak, onu belirtelim. Yani Muslera ile yolların ayrılmasına çalışılacak. Burada hem Muslera'nın bu sezonki performansı hem de aldığı 2,5 milyon euroluk maaş etken yönetim bunu uğraşını verecek. Dolayısıyla şimdiden yeni sezon için Galatasaray'ın kalecisi kim olabilir tarzında bir çalışma da zaten yürütülüyor bir yandan da. O yüzden de Muslera dönse bile bu ikinin gelmesi durumunda zaten büyük ihtimalle yedek kaleci olarak devam edecek şu anda. Gözüken o. Anladım. Bakalım neler olacak. Muslera da kolay kolay ayrılmayacaktır. Taraftarın da sevdiği bir kesinlikle. Kesinlikle. Aynen, yani önemli bir sözleşmesi var. Yaklaşık 6 milyon euronun üzerinde bir sözleşme hakkı var şu anda. Türkiye'yi çok seviyor. Yani zannetmiyorum ben kolay kolay bu ayrılığın gerçekleşeceğini. Peki. Ödeme problemiyle ilgili çok fazla spekülasyon çıkıyor. Futbolcuların maaşlarının ödeme problemiyle ilgili olarak ama ben sadece Aralık ayı ile ilgili 20 günlük bir gecikmenin dışında gecikme yaşanmadığı yönünde bilgi aldım. Sen ne diyorsun bu konuda? Şöyle söyleyeyim. Benim hatırladığım kadarıyla Aralık ayının sonuna doğru bir ödeme yapıldı. Yani bir iki ay bir gecikme olmuştu. Ancak bir ödeme yapıldı. Dolayısıyla şu anda çok büyük abartılacak kriz anlamında bir gecikme yok oyuncu ödemelerinde. Diğer kulüpler ne yaşıyorsa şu anda Galatasaray'da o sıkıntıları yaşıyor. Yani öyle 5-6 aylık gecikmeler söz konusu değil. Maksimum 20-30 günlük bir gecikme söz konusudur. Yani o da çok büyütecek bir konu değil zaten. Çünkü tüm kulüplerimiz nakit sıkıntısı yaşıyor zaten. Peki. Sevgili Onur Özkan bu bilgileri aktardı. Galatasaray'ın gündemine dair ekleyeceğim bir başka şey var mı? Yok sen Özgür, onun dışında ekleyeceğimiz bir şey. Onur çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim, kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim. Onur Özkan bizimle birlikteydi. Galatasaray bölümümüzde Takvim Gazetesi'nin haber müdür yardımcısı bilgileri sizlere aktardı. Bir kez daha hatırlatıyorum, kaçıranlar olabilir. Galatasaray bir hazırlık maçı yaptı. Spor Toto birincilik ekiplerinden Tuzla Spor'la. Yaptığı bu hazırlık maçından 6-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Düzelterek söylüyorum, 6-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Başarılı bir sınav değildi. Omar El Abdülü 13 ay sonra sahalara döndü ve bu maçta forma giydi. Çünkü antrenmanda onu çok iyi gördü yeni teknik direktör Torrent ve onun lisansının muhakkak çıkartılmasını ve son 16 turunda Avrupa Ligi'nde listeye eklenmesini, UEFA listesine isminin bildirilmesini talep etti. Çünkü onu oynatacak ve bugün de ilk sınavını verdi. Florya Metin Oktay tesislerinde yapıldı bu karşılaşma ve Torrent yayının yapılmasını istemedi. Galatasaray Televizyon'dan yayınlanması planlanıyordu bu maçın. Torrent Berk'i koydu kaleye. Omar El Abdülü, Taylan Van Anholt, Kerem Oğulcan, Aytaç Markao, Barış Bartu, Halil 11 ile sahaya çıktı Galatasaray. Galatasaray 15. dakikada Onat Kutlay Kurt'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Tuzla Spor'da Eze 20, 28 ve 50. dakikalarda 3 tane gol kaydetti, hat-trick yaptı. 59'da Onat Kutlay Kurt'la bir gol daha buldu İstanbul temsilcisi Tuzla Spor. Skoru 4-1'e getirdi. 66. dakikada Ömer Bayram'ın golü farkı 2'ye indirdi. Ancak 78. dakikada Tayfun Aydoğan ve 83'te Jürgen Bardi ile goller bulan Tuzla Spor maçı 6-2'ye getirdi ve maçta bu skorla sona erdi. Kalan bölümlerde gol olmadı. Galatasaray 6 Şubat Pazar günü Alanya Spor'la karşı karşıya gelecek.
Avrupa'dan futbol. Fransa. Galatasaray Wolfsburg forması giyen defansif orta saha oyuncusu ki bu oyuncu aynı zamanda stoperde oynayabiliyor merkez orta sahada. Çok yönlü bir oyuncu. Joshua Gila Vogi ile ilgileniyor. İlgilenmenin ötesinde bu futbolcuyla anlaşmak üzere. RMC Sport'ta bir haber çıktı dün Fransa'da. Fransa yurttaşlığı da var Afrika kökenli ama bu oyuncu yalnız orada ilgilendiğinden bahsedildi. Ben bunun ilginin ötesinde anlaşmaya doğru giden ciddi ve büyük bir transfer operasyonu olduğunu biliyorum. Wolfsburg'la Galatasaray büyük ölçüde anlaştı ve futbolcuyla yani Joshua Gilavogi ile görüşmelerini sürdürüyor. 1.88 boyunda oyuncunun Fransız pasaportu var. Saint-Étienne'de oynadı. Atletico Madrid'de forma giymişti daha önce. Bundesliga'da 8. sezonunu geçiriyor. Gilavogi, Wolfsburg formasıyla 239 maça çıktı ve 11 gol kaydetti. Alman kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi var. Fransa milli takımı adına ise 7 maçta görev yaptı. Avrupa'dan futbol. Fransa. Radyo Laf lafa açıyor. Sevgili Mithat Halis, programımızın bu aşamasında bizimle birlikte. Biliyorsunuz bu bölümümüzün daimi konuğu. Mithat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Özgür. İyi çalışmalar dilerim ben de. Kolay gelsin Mithat abi. Bu kez yine maçta mı yakaladık sizi? Yok, şimdi Avusturya Viyana takımını seyretmeye gideceğim. Maça başladılar. Senden biraz konuşalım, ondan sonra maça gideceğim. Peki, harika. Mithat abi, çok ciddi bir biçimde Galatasaray'ın transferi üzerinde uğraştığı bir futbolcu var. Joshua Gilavogi, Wolfsburg'da forma giyiyor. Fransa milli takımında da oynamış. Atletico Madrid'de çok fazla forma şansı bulamadı ama orada izledik onu. Dortmund'da oynuyor. Ne diyorsunuz bu oyuncuyla ilgili? Nasıl bir oyuncu bu? Galatasaray açısından çok iyi bir transfer olur. Çünkü bir de fırsat transferi olduğu belli. Takımda zaten biraz kadro yapısını değiştirmek istiyor Wolfsburg. Onun için yani fırsat transferi diyoruz. Ama oyuncunun özellikleri açısından baktığımız zaman defansif orta saha olarak oynayan bir oyuncuydu. Wolfsburg stoper sorunu yaşadı. Arka arkaya sakatlıklardan dolayı son 3 senede diyelim. O 3 senelik bölümlerde stoper oynadığı zaman da gayet iyi oynadı. Bazen hamle hataları yapıyordu şeyden dolayı. Stoperlerin başka bir özelliği var. Ama onun haricindeki şeyler de genel olarak üst düzeyde oynadı. Onu söyleyeyim. Bak, topu oyuna sokuş biçimi, pas yüzdesi yüksek. Onlar zaten iyi mi? Çok yüksek. Tabii teknik oyuncu bir de. Teknik yani oyuncu. O açıdan. Hı. Yani o açıdan top kontrol ve oyuna sokma şeyi de çok iyi yani. Onun için bir problem yok. Yani iyi bir transfer olur. Transfer açısından baktığımız zaman, Galatasaray açısından da baktığımız zaman herhalde ekonomik koşulları da uygun gözüküyor. Nasıl sizce ekonomik koşulları? Bilmiyorum yani, şimdi aldıklarına göre. Özgür. Bütün hakları alıyormuş Galatasaray, kiralık değil. Wolfsburg kendisinde tutmak istemediği oyuncuyu alamaz Wolfsburg. Onu söylemek isterim. Anladın mı? Anladım. Yani o kendisinde oyun anlatacaksa alamazsın oyuncu. Parayı verir o. Çünkü yani finansal açıdan güçlü bir kulüp. Yani Volkswagen'in takımı orası. Doğru. Yani onun için yani şeyden sonra Bayern Münih'ten sonra o geliyor. Ve bu Leipzig bile değil yani. Yani Dortmund'da değil, Schalke'de değil. Yani Bayern Münih'ten gelen Bayern Münih'ten sonra gelen kulüp Wolfsburg'tur yani şey olarak. Finansiyel açıdan söylüyorum yani. Arkasında Volkswagen var yani. Onun için onlar istemedikleri oyuncuları bırakmazlar kolay kolay. Şimdi de onun için bir fırsat transferi olarak bakıyorum ben. Yani ekonomik koşullara uygun olduğu için alabiliyorsunuz. Çünkü onlar da bırakmak istiyorsa o zaman ekonomik koşulları da uygundur yani. Ama sportif açıdan da baktığımız zaman son derece faydalı olabilecek bir oyuncu. Lider özelliği var mı Mithat abi? Sağda liderlik yapabilecek bir oyuncu. Asla bir Popescu değil. Zaten demin bir soru işareti koymamın sebebi defansif olduğu zaman yani stoper oynadığı zaman orada bir sorun yaşıyor ama orta sahada daha böyle rahat. Öyle diyelim. Galatasaray'da da genelde orta saha oynayacak zaten. Gerektiğinde stoper oynayacak.
Aynen öyle. Aynen. Yani, yani asıl pozisyon orası da orta saha oyuncusu, defans orta saha oyuncusu olduğu için o liderlik özelliğini kullanabilir, yapabilir. Peki. Çünkü oradaki şeyin bizim 4 numaralı kardeşimiz, bu Erzurumspor'dan gelen Taylan Antalya. Oldu. Evet. O pozisyon oyuncusu değil bir kere. Yani Taylan'la da şey atmayalım. Taylan ofansif orta saha oyuncusu. Yani ofansif orta Erzurum'da da öyle oynuyordu. Ondan başka bir şey olmaz. Milli takım da yaktı, Galatasaray da yaktı. Yazık değil mi çocuğa yani? Çocukları bazen kendi yeteneklerine göre ve pozisyonlarına göre oynatacak. Ben oradan bir şey yaratıyorum. Yaratmak diye bir şey yok. Sen ancak oyuncuyu geliştirirsin özelliklerini. Zaten Türkiye'de her zaman yaratma kelimesi. Şu hoca geliyor, yaratıyor. Ne yaratıyor ya? Öyle bir ondan şey yok. Olmayan malzemeden bir şey. Ne yapıyorsun? Doğru söylüyorsunuz Mithat abi. Öyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama ağzına, burunlarına 3 maç sonra, 4 maç sonra vuruyorlar. Galatasaray'ın gündeminde olan bu oyuncuya, Gila Bogi'ye tam not veriyorsunuz. Tabii tabii. Defansif, orta saha oyuncusu açısından da. İskoper'de de sıkışırsın. Arada da takım liberosu gibi de oynatabilirsin. O açıdan da bak, takım liberosu ne oluyor? Hı hı. O da yani Ersun Hoca oynatırdı onu ilk Gençler Birliği'nde. O Ümit Bozkurt muydu? Tabii Ümit Bozkurt'u öyle oynatırdı, takım liberosu gibi. Hem ön libero gibi hem stoper gibi oynatırlar. Takımı o idare ederdi. Öyle de oynatabilirsin. Anladım. Yani o açıdan da baktığın zaman taktiksel açıdan da güçlüdür oyuncu. Mithat abicim yani, var mı ekleyeceğin son bir şey? Yok. Hayırlı olsun diyeceğiz tabii. Peki. Teşekkür ederim. Her gelen oyuncuya hayırlı ve sağlıklı olmasını dinleyeceğiz. Evet, ben de sizi maça geciktirmemek için acele ediyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar Özgür. İyi geceler. Sağ olun. İyi geceler Mithat abiciğim. Sevgili Mithat Halis bizimle birlikteydi. Galatasaray'ın muhtemel transferi Joshua Gilabogi ile ilgili düşüncelerini sizlerle paylaştım. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kupanı Tuttur. Değerli dinleyiciler, at yarışına birazdan tekrar gideceğiz. Luyendama da bugün ayrılabilir. Bu muhtemel bir ayrılık. Zaten beklenen bir ayrılıktı. Porto ona talip olmuştu ama resmi teklif yapmadı. Royal Antwerp'in bir teklifi vardı ama çok daha güçlü teklifler var. Galatasaray'ın tatmin olabileceği nitelikte teklifler. Yani parasal açıdan söylüyorum bu sözü. Ve Luyendama Suudi Arabistan'a gidebilir. Bundan sonraki yaşantısını Suudi Arabistan'da sürdürebilir. Suudi Arabistan ligine kiralık olarak gidecek. Muhtemelen ama satın alma opsiyonu da olacak. Galatasaray bu şartları da zorluyor ve böylece yabancı kontenjanında bir yer daha açılmış olacak ve buraya da transfer edilecek oyuncu. Az önce isminden bahsettik. Mithat Halis de futbolcu karakterini anlattı sizlere. Karakteristik özelliklerini. Joshua Gilabogi Atletico Madrid'de de forma giymişti. Şu anda Wolfsburg'un oyuncusu. Bu oyuncu gelecek. Muhtemelen Galatasaray bu operasyonu gerçekleştirecek. Eğer at yarışına gideceksek birazdan başka bilgileri aktaracağım sizlere ama gitmiyorsak devam edeceğiz. Evet, at yarışına başlamak için birazcık daha zaman var. Bu arada Alman basında yazdı. Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında Galatasaray Roman Bürki'yi, İsviçreli kaleci, Borussia Dortmund'da oynuyor, transfer etmek istiyor. Bununla da ilgili Galatasaray'ın çalışmaları var ve Luis Campos Sport Tüf danışman sıfatıyla, statüsüyle Galatasaray'da sözleşme imzalayacak. Zaten en son Trabzonspor maçına gelmiş. Burak Elmas'la başkanla görüşmüş, maçı birlikte izlemişlerdi ve sonrasında da bir görüşme yapmışlardı. Yani Galatasaray'da yapılabileceklerle ilgili bir fikir teatisinde bulunmuşlardı. Newcastle United transfer çalışmalarını sürdürüyor. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Lyon'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruno Guimarães'i kadrosuna kattığını açıkladı. Daha önce Atletico Madrid'den Trippier'i almışlardı. The Guardian'da yer alan haberde Newcastle United'in Bruno Guimarães'in bonservis için Lyon'la 40 milyon euroya anlaştığı belirtildi. Anlaşma şartlarına göre sözleşmede 8 milyon euroluk bonusların yer alacağı kaydedildi. Brezilya milli takımının Dünya Kupası elemeleri kadrosunda yer alan Guimarães'in ülkesine döndüğünde sağlık kontrolünden geçeceğiydi ifade ediliyor. Newcastle hayatta kalmak, daha doğrusu kümede kalmak, Premier Lig'e veda etmemek için mücadele ediyor. Üst sıralara tırmanmanın düşüncesi içerisinde. O yüzden transfer yatırımı yapıyor. Arap sermayesi oraya el attıktan sonra ara transfer döneminde de fazlaca para harcıyorlar.
Ve Real Madrid'in yeni stadyumuyla ilgili bazı haberler var. Avrupa'dan futbol bölümlerimizde bunları tek tek sizlerle paylaşacağız ve Başakşehir Salih Uçan'ın kiralık olarak kadrosuna kattığını, Başakşehir Salih Uçan'ı transfer ettiğini kiralık olarak açıkladı. Salih Uçan da Başakşehir formasıyla poz verdi. Bundan böyle sezon sonuna kadar Başakşehir'de forma giyecek Salih Uçan. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Değerli dinleyiciler, Beşiktaş bölümümüze devam ediyoruz programımıza. At yarışı başladığı anda at yarışını da yayınlayacağız. Bu bilgiyi aktaralım sizlere. Beşiktaş'ta Salih Uçan kiralık olarak Başakşehir'e gitti. Çok fazla forma şansı bulamamıştı Salih Uçan. Ve Beşiktaş'ta bazı başka oyuncular da ayrılabilir. Ayrılması istenilen oyuncularla yollar bir türlü ayrılamıyor. Onların başında Douglas geliyor, Lens geliyor. Elbette ki Adem Laiç geliyor. Bakalım transferde kalan süre içerisinde onlarla ilgili bir gelişme olacak mı? Sayın Seyit Ateş, Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi, bizimle birlikte Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Hoş geldiniz yayımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ben de iyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Ne diyorsunuz Salih Uçan'ın Başakşehir'e kiralık olarak transferine? Ya Salih transfer edilirken hepimizin Türk statüsünde işte hamle oyuncusu diye beklentilerimiz vardı ama maalesef Sergen Hoca döneminde de aynı beklentilere cevap veremedi. Önder Hoca başlayınca da yapamadı. Yani oynaması açısından gitmesinde fayda var tabii. Oynayarak bir futbolcu formunu devam ettirebilir. Seneye kiralık oyuncu, seneye inşallah daha iyi bir kadro içerisinde, daha iyi bir yüksek güçlenmiş, işte form tutmuş bir Salih Uçan bekleriz yani. Gelmesini, gitmesinde fayda vardı. Yani iyi oldu yani. Kendisi açısından da iyi oldu, Beşiktaş açısından da iyi oldu. Diğer oyuncular açısından ne diyorsunuz? Yani az önce saydığım Douglas gibi, Lens gibi, Laiç gibi oyuncular hakkında? Tabii bunlar yüksek maaş alan futbolcular. Yani yabancı futbolcular. Yani sözleşmeleri bittiğinde bir daha ömrü billah bunlarla yüzleşme, konuşma, görüşme şansınız yok. Hani Türk futbolcu olsa adam düşünür. Yani Türk futbolcu daha şey düşünür. Ya Beşiktaş gibi bir camiayı karşıma almayayım. Gelecekte bu sporla ilgilim devam ettiği sürece Beşiktaş camiasıyla karşılaşabilirim şeyiyle, endişesiyle daha şey davranabilirler. Ama yabancı futbolcu maaşını almaya bakıyor. O kendi Beşiktaş'tan garanti ücretinin aşağısında 1 lira bile olsa bence gitmezler. Tercihleri de öyle. Genelde bugüne kadar da hep öyle oldu. Yani onlar keyiflerine bakıyorlar şu anda. Onları transfer eden arkadaşların kulakları çınlar. Peki. Bir önceki yönetim döneminde transfer edilmişti ama siz o yönetimden ayrılmıştınız değil mi? Evet. Onlar daha sonra 2016-17'de transfer edildiler. Ben o yönetimde yoktum. Sonraki kongrede olmadım zaten. Doğru. Sayın Zeyt Ateş bizimle birlikte, Beşiktaş'ın bir Alman teknik direktörle anlaşmak istediği yönünde bazı bilgiler var. Ne diyorsunuz? Ya ben bunu duymadım. Ben 15-20 gün önce de Sayın Nur Çebi'nin bizzat kendisiyle görüştüm bu meseleyle ilgili. Sezon bitimine kadar en azından Önder Hoca'yla devam edileceğini, bir teknik direktör alınacaksa sezon sonunda gündeme gelebileceğine dair sohbetlerimiz oldu. Ben başka bir şey duyum almadım. Başka bir şey yok. Peki. Şenol Güneş'in ismi gündeme getiriliyor. Yani onunla ilgili de henüz bilgim yok ama ben Önder Hoca ile sezonun biteceğini biliyorum. Sezon sonunda ne olur? Onu şu anda bir şey deme şansım yok. Yönetimin de böyle bir şey henüz kararı da yok. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna. Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Sayın Seyit Ateş, Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi bizimle birlikte. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Tabii Beşiktaş'tan bahsedeceğiz transferden, son durumdan ama Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya tabii ki, yani ben Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'yla sürekli Beşiktaş yönetimi yönünden sürekli muhalif oldum. Bir iki defa da sohbet ettik, görüştük. Ama saygıda hiç kusur etmedi. Yani muhalif olmamıza rağmen birbirimizi belki de çok sevemedik. Yani Beşiktaş açısından birbirimizi sevemedik. Fikirlerimiz örtüşmedi ama bir insan olarak gerçekten yüreğim sızladı. Gerçekten yüreğim burkuldu. Gerçekten çok 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 üzüldüm yani. Allah herkese hayırlı ölüm nasip etsin. Ölümün bile hayırlısı çok kıymetlidir. Yani yatakta ölmek, yatağında ölmek, bir hastalık sonucu ölmek
Yani seçilecek ölümlerden bence biridir ama bu şekilde ölümü kimse hak etmiyor. Çok üzüldüm. Yani çok üzüldüm. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun diyorum. Başka da yapacak bir şeyimiz yok yani. Doğru. Ne diyorsunuz? Beşiktaş bu dönemde galiba transfer yapmayacak. Makul olan da bu. Yani belli daha önce de konuştuk. Evet, Beşiktaş şu anda zaten yabancı transferi yapma şansı yok. Yabancı sayısı oldukça fazla. Şu anda da bir şey yok. Herhalde sezonu böyle bitireceğiz. Bence de doğru olur. Yani devre arası ancak fırsat transferi olursa, yani çok Mario Gomez türü bir adam olursa, Aboubakar gibi biri olursa, Gomis gibi bir futbolcuysa alırsınız. Ama şu anda öyle bir futbolcu da bulma şansınız da yok. Maliyetler de oldukça yüksek. Onun için sezon bitimine kadar Beşiktaş'ın transfer yapmaması bence daha doğru bir davranış olur. Daha doğru bir davranış olacaktır. Evet. Tabii Beşiktaş'ın bazı oyuncularına da talip olan takımlar olacaktır Avrupa'da. Mutlaka. Mesela biz Bursalı Sanspor'u biz istiyorduk. Trabzonspor aldı. Daha önce de konuşmuştuk, bizim programımızda da söylemiştik. Anladım. Evet. Şimdi Mayıs'ta da bir seçim var. Bu seçimle ilgili tasarrufunuz nedir? Sayın Başkan aday olduğunu açıkladı. Başka kimler aday olacak siz biliyor musunuz? Vallahi Beşiktaş camiasında şu anda birilerine aday yapma işte şeyler var. Tabii söylemler bunlar. Hüsnü Özyeğin Bey'in oğlunun da içinde olacağı bir organizasyon var. İşte akademisyenlerden oluşan bir grup var. Onlar bir çalışma yapıyorlar ama yani ne kadar bu adaylığa dönüşür mü, listeye dönüşür mü onu bilmiyorum ama Beşiktaş şu anda hareketli günler yaşıyor. Herkes herkesi arıyor. Ama Mayıs'ta bir liste çıkar mı Sayın Nurçevi'nin karşısına onu bilmiyorum. Anlıyorum. Bakalım ne olacak. Sizin var mı bir kararınız seçimle ilgili olarak? Şu an itibariyle bir şey deme şansım yok ama bakalım yani. Ben Beşiktaş'ta hizmet etmek isterim tabii ki. Beşiktaş'ta ben bir tek hayatımda bir sürü iş yaptım. Devlette çalıştım, öğretmenlik yaptım, idarecilik yaptım, iş adamlığı yaptım. Önemli şirketlerin sahibiyim şu anda. Hiç kart vizitim olmadı. Hiç kart vizit bastırmadım. Niye? Bir tek Beşiktaş yöneticisiyken kart vizit bastırdım. Anladım. İnanılmaz zevk aldım. Yani Beşiktaş yöneticisi olmak dünyanın en güzel şeyi. Yani herkesin ulaşamayacağı bir makam, bir mevki. O hoşuma gitmişti. Beşiktaş'a hizmet etmek de beni mutlu ediyor. Yeniden bir görev gelirse hayır der miyim? Asla demem. Peki. Bakalım neler olacak. Demek ki siz de açıksınız bu konuda. Eğer bir kriterlerinize uygun bir liste, bir oluşum söz konusuysa siz de seçimde yer alacaksınız. Evet, kesinlikle. Beşiktaş'ın kupa ve ligdeki durum için nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? Ya tabii ikinci yarı, yani bu haftadan sonra yani daha sert bir şekilde başlayacak. Herkes puan derdine girecek. Hiçbir maç kolay değil. Yani Malatya maçı bile ne kadar zor geçtiğini, puan kaybettiğimizi gördük. Ya gerçi orada yine sıkıntılar yaşandı falan oldu filan oldu. Hakem pozisyonları vermedi. Olmayan penaltıyı, çok basit bir penaltı verdi ve yayıncı kuruluş sadece Necip'in Malatyalı'nın ayağına dokunuş anının dışında hiçbir anı vermedi. Öyle bir şey görüntü verdiler ki yani gerçekten orada bile ben yani bilmiyorum, söylenecek cümle de yok ama orada bile yayıncı kuruluşun bile taraf olduğuna şu kanaat getirdim ki ben böyle bağnaz düşünmüyorum. Geniş düşünen bir adam olmama rağmen o gün bile şey. Onun için her maç zordur, her maç şeyidir. Puan kaybetme şeyiniz var. Trabzon İstanbul'da Galatasaray bence sezonun en iyi futbolunu oynadı ilk yarı. İkinci yarı bir iki ufak pozisyonla, yani bir iki karambolla Trabzon'un da o sağlam ayakları, attıkları şutlarla maçı aldılar. Yani her maç zordur ama bu saatten sonra Beşiktaş'ın şampiyonlukta iddiası var mı derseniz bence yok. Beşiktaş artık ikinci olmak için mücadele etmeli. Trabzon bence olağanüstü bir şey olmazsa, uzaydan insan inmezse, başka bir şey olmazsa herhangi bir sıkıntı olmaz. Trabzon şampiyon olur ama maçlar zor geçecek. Bu da zevk verir bize herhalde. Bu arada Batshuayi ile ilgili, onun performansı ile ilgili memnuniyeti varmış Önder Karaveli'nin. Ama bilmiyorum bu dönem içerisinde bir fırsat transfer olarak değerlendirilebilir mi? Çünkü bildiğim kadarıyla Joseph de Souza Bafétimbi Gomis'e gel birlikte oynayalım diye bir mesaj atmış. Beşiktaş'a çağırmış. Eski Galatasaraylı. Galatasaray'la görüştü, anlaşamadı.
Bafétimbi Gomis şu an itibariyle. Bafétimbi Gomis'in Beşiktaş'a transferi söz konusu mu? Mantıklı görüyor musunuz? Ya böyle bir şey bulurum ben. O Gomis buradayken çok beğendiğim bir futbolcu. Yaşı da 34-35 civarında olan adam. 36. Yani ne kadar oynar? Bir sezon oynar mı? Oynar. Bir buçuk sezon oynar mı? Oynar. Kendine iyi bakarsa oynar. Futbolculuğu, golcülüğü de ispatlanmış. Türkiye'de de başarılı olmuştu futbolcu. Şeyin de Josef'in de kefil olduğu adamlar iyi futbolcular. Halen Alex Teixeira gerekli şeyi vermediyse de beklentimiz devam ediyor. Ama gelmesinde fayda var. Fakat maliyet çok kıymetli. Hani dedim ya, yabancı oyuncuyu şu anda alabilir miyiz? Bence alamayız. Çünkü yabancı kontenjanımız oldukça kabarık. Peki. Çok teşekkür ederim. Size var mı ekleyeceğiniz? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. Sağ olun. Seyit Ateş bizimle birlikteydi. Beşiktaş'ın eski yöneticisi. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Dün Karagümrük Kulübü futbolcuları, golcü oyuncu Pesic'i satmayacağını açıkladı. Ama bu mutlak bir karar mıdır? Fenerbahçe'nin verebileceği yeni bir teklife göre bu kararı revize edebilirler mi? Bu konuda da temkinli olmak gerekiyor. Bu sorunun yanıtı evet de olabilir. Fenerbahçe'nin forvet arayışları devam ediyor. Vedat Muriç için kulübü Lazio Mallorca ile anlaştı. La Liga kulübüne gidecek Vedat Muriç. Bakalım Fenerbahçe, Seferovic'den bahsediyor ki bugün Record Gazetesi Portekiz'de Seferovic ismini yazdı ama Türkiye'de çıkan iddialar çerçevesinde değerlendirerek böyle bir haberi kaleme aldı. Çünkü Türkiye'de ilk kez Seferovic iddiası gündeme gelmişti ama Benfica onu göndermek istiyor. Seferovic Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans sergilemişti İsviçre milli takımıyla. Acaba Fenerbahçe Pesic üzerinde ısrar edecek mi? Seferovic ya da benzeri bir golcü konusunda bir müzakere başlatacak mı? Sevgili İrfan 25 bizimle birlikte Sözcü'de yazıyor ve Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. İrfan hoş geldin. Merhabalar Özgür, yayınlar. İyi çalışmalar dilerim. Takım Antalya'da kampa devam ediyor. Evet, Fenerbahçe günde çift antrenmanla hazırlığını sürdürüyor. Sabah kondisyon çalışması yaptı salonda. Tabii burada tendondaki yetişmeden tedavisi devam eden Novak katılmadı. Onun tedavisi devam etti. Yine Serdar Aziz'in de kendisi için ayrılan özel programda olsun da çalışmalar sürdürdüğünü söyleyelim. Onun haricindeki futbolcular antrenmana katıldı. Akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Fenerbahçe günü tamamlayacak. Antalya kampında günde çift idmanla hazırlığını sürdürüyor. Ne dersin? Karagümrük'ün yaptığı açıklamadan sonra Fenerbahçe bu dosyayı kapatıyor mu, Pesic dosyasını, yoksa ikinci bir görüşme olur mu? Ya, olabilir, çünkü ikinci görüşme de olabilir. Şöyle söyleyeyim, bunu daha önceki bağlantımızda da bahsetmiştik aslında. Volkan Demirel bırakmak istemiyordu o Özgür. Çünkü şimdi Karagümrük her ne kadar yani biraz daha küme düşme potasının biraz üzerinde olsa dahi puanlar birbirine çok yakın. O yüzden de güç kaybetmek istemiyordu ve Pesic'i takımda tutmak istiyordu. Volkan Demirel bu transfere karşıydı. Ayrıca o City'de Fatih Karagümrük'te 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmıştı Pesic, ama Pesic İngiltere'ye gitmek istememişti. Şimdi tabii mutlaka bu hiçbir takıma göndermeyeceğini ifade etti Fatih Karagümrük, ama yani istediği rakam ulaşırsa bu transfer gerçekleşebilir. Ama tabii Fenerbahçe bu rakamı verir mi? O soru işareti. Yani onu şu anda alternatif isimlere yöneldiğini söyleyebilirim. Peki. Alternatif isimler nedir? Kimler? Hangi alternatifler bunlar? Şöyle söyleyeyim. Tabii Olympiakos'taki Brezilyalı golcü Tiquinho'nun gündemde. Onu ifade edelim. Ama tabii Fenerbahçe oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Olympiakos'un ise bir bonservis bedeli beklentisi söz konusu. Burada yaklaşık 4-5 milyon euro civarında. Ama Fenerbahçe oyuncuyu zorunlu satılma olacağı olmadan kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Senin de yazınca yayında bahsettiğin gibi Seferovic'in de temas olduğu yönde bir bilgi var. Ama onda da yine Fenerbahçe oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Çünkü Seferovic'in de kas, adale gibi çeşitli sakatlıklarla 15 maç kaçırdı bu sezon. Yani bu hem sakatlık durumu söz konusu. Benfica'da oyuncuyu göndermek istiyor. Ancak oyuncuyu kiralama bedeli olsa dahi zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Tekrar Fenerbahçe ise oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu olmadan kiralama yoluyla kadroya katmak için temasa geçtiği yönde bir bilgi var. Ama dediğim gibi burada tabii pazarlıklar halen devam ediyor, görüşmeler halen devam ediyor.
Fenerbahçe'nin önceliği yine bir kadro önceliği bir forvet transferi yapmak. Ama bu forvet transferi kiralık da olabilir. Çünkü yeni gelecek teknik adama yani teknik adamın da belki başka bir özetli koç isteyeceğini düşünerek Fenerbahçe şu anda pes transferi de olmayınca diğer oyuncuları kiralık olarak katmayı hedefliyoruz. Evet, Yunanistan'da oynayan golcü çok daha ön planda mı diğer seçeneklere göre? Yunanistan'daki golcü ön planda, şundan dolayı ön planda. Yani daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti bu isim. Bilinen bir isim. Ayrıca Olympiakos'un da Zahavi transferi var. Olma ihtimali söz konusu. Eğer o transfer gerçekleşirse oyuncunun satışına onay verebileceği yönünde. Ama tabii burada da zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyormuş Yunan ekibi. Yani zorunlu satın alma kiralık olarak teklifine göre zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Ya da bonservis bedeli istiyor. İşte 5 milyon euro gibi. Bu rakamları ben Fenerbahçe'nin vereceğini düşünmüyorum. Eğer kiralama seçeneği uygun. Tikinho için söylüyorsun değil mi İrfan? Tikinho. Evet. Tikinho için. Eğer kiralama seçeneği olursa kabul ediyorsa Yunan ekibinde kiralama seçeneği, ama bunda zorunlu satın alma opsiyonu olmazsa Fenerbahçe bu oyuncu transferini gerçekleştirebilir. Peki. İrfan, var mı vereceğim başka not Fenerbahçe ile ilgili? Şu anda yok. Dediğim gibi oyuncular, yani Fenerbahçe Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Tabii burada sakat oyuncular var. Mert Hakan Yandaş ve Mesut Özil, onlar İstanbul'da kaldılar. Ondan tedaviler de devam ediyor. Mert Hakan Yandaş'ın da gelecek hafta içerisinde takımla birlikte çalışmaya başlayacağını söyleyebilirim. Mesut Özil'in de bir bel bölgesinde bir enjeksiyon olmuştu. Bu enjeksiyon nedeniyle de bir 4 günlük dinlenme süresi geçirmesi gerekiyordu. Operasyonlardan 2 gün geçti yanılmıyorsam şu anda. Ve Mesut Özil'in de takım İstanbul'a döndükten sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağını söyleyebiliriz. Yine hasta olan oyuncular var. Bunlar işte Atilla Salay, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır'ıydı. Bu isimlerin de hafta içerisinde yapılacak testlerin sonucuna göre takımla birlikte çalışmalara katılmasını bekleniyor Özgür. Büyük ihtimalle onlar işte pazartesi ya da salı günü yapılacak son testlerin ardından her negatif sonuç alınırsa onlarla takımla birlikte çalışmalara katılacak. Peki. Sevgili İrfan 25, bu önemli bilgileri aktardı. İrfan, çok teşekkür ederim katıldığın için. İyi çalışmalar, yayınlar. İyi çalışmalar dilerim. Fenerbahçe bölümümüze devam edeceğiz. Az sonra Ozan Zeybek bizimle birlikte olacak ama öncesinde Trabzonspor bölümümüze Nihat Erenci'yi ağırlayacağız. Bakalım Trabzonspor'da son durum ne? Trabzonspor stoper transferinden vaz mı geçti? Bu sorunun da yanıtını arayacağız değerli dinleyiciler. Ve tabii Avrupa'dan önemli futbol haberleri var. Bunları da aktaracağız sizlere. Tikinho, biliyorsunuz, Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'ta oynuyordu ve Fenerbahçe'ye gol atmıştı. Etkili bir oyuncu. Yani boş alan bulduğunda bu alanları iyi değerlendirebilen bir oyuncu. Bu özelliğiyle ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin de transferini düşündüğü futbolculardan bir tanesiymiş. Devam ediyoruz. Mesut Özil kadroya alınmadı. Daha doğrusu Antalya'daki kampa gelmedi belindeki ağrılar nedeniyle. Fiziksel olarak da durumu yeterli midir? Ve fiziksel olarak istenilen seviye, teknik ekibinin belirlediği kriterler çerçevesinde istenilen seviye gelemediği için bir problem yaşanıyor mu? Bu soruya hayır diyemeyeceğiz. Ki Ali Koç dünkü programında da bahsettiğim gibi bir basın toplantısında net bir biçimde Mesut'un bütün konsantrasyonunu Fenerbahçe'ye göre ayarlaması gerektiğine işaret etmişti. Başka konularla ilgilenmemeli. Mesut çok önemli bir oyuncu. Biz onu çok isteyerek getirdik. Burada futbol hayatının noktalamasını isteriz ama Fenerbahçe'ye kanalize olmalı demiştim. Sevgili Ozan Zeybek bizimle birlikte. Fotomaç'taki yazıları ve A-Spor'daki televizyon programlarıyla takip ediyoruz kendisini. Hoş geldiniz yayınımıza. Hemen oradan bir düzeltelim. Ozan Zeybek birazdan bizimle birlikte olacak. Nihat Erenci bizimle birlikte. Evet, hemen düzeltelim. Hoş geldiniz Nihat abi. Canlı, teşekkür ediyorum. Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü Nihat Erenci Trabzonspor'la ilgili çok önemli haberlere imza atıyorlar. Bizimle birlikte. Hoş geldiniz bir kez daha Nihat abi. Bu Marcelo Gedeş Olympique Lyon'la sözleşmesini feshetmişti. Trabzonspor'a önerildi mi? Şöyle, hemen istersen en sıcakla başlayalım. En sıcak gelişmeyle. Bugün biliyorsun benim manşetim Gervinho'ya özel sözleşme idi. Senle paylaşmıştım. Şu an itibariyle Trabzonspor kapa açıklama yaptı. Gervinho'yla sözleşmenin feshedildiğini ama ikinci bir haklarının korunup ikinci bir sözleşmenin de yapıldığını duyurdu. Yani hani bizim o bugün verdiğimiz sayfada duyurduğumuz, okuyucularımıza ilettiğimiz olay tamamen resmi bir şekilde de açıklanmış oldu. En sıcak gelişme o. Hemen oradan başlayalım. Peki. Sonra senin sorularına cevap vereyim. Bu yeni sözleşmenin detayları nedir? Gervinho ile ilgili konunun detayı nedir tam olarak? Şöyle, o şuydu. Hani
Kuasi'nin lisansının çıkabilmesi için şu, Trabzonspor'da şu anda yani normal 14 tane Germinho ile beraber 14 oyuncunun 14 yabancı oyuncu bulunuyor. Evet. Şimdi Kuasi geldiğinde 15. oyuncuydu. Bir tane futbolcuyla bir yabancıyla yolların ayrılması gerekiyor ki buna en uygun kişi de Germinho'ydu. Çünkü hani Germinho'nun yaklaşık bir 6-7 aylık bir tedavi süreci var. İşte dönüşünün tabii ne olacağı muamma. Bugün de ben onun üzerine dün bir araştırma yapmıştım. Yine kulübe yakın bir isimden böyle bir sözleşmenin hazırlandığını muhtemelen de bu hafta içinde demişti bana. Bu sözleşmeyi yürürlüğe koyacağız. Yani Kuasi gelir gelmez lisansını çıkaracağız demişti ki bugün bu çabuk gelişti. Germinho'ya şöyle, normal bu sene olan hakkı olan 750 bin euroyu ödeyecekler. Yani kalan parasını, 6 aylık kalan parasını. Artı bir sonraki sezon için ise 1,5 artı 650 bin euro imza parası vardı Germinho'nun, öyleydi anlaşması. Doğru. Bu rakamları da koruyan ikinci bir sözleşme yapıldı Germinho ile. Yani hakları korundu. Germinho sakatlığı düzeldikten sonra yine Trabzonspor'la bir yıl devam edecek ve o daha önceki sözleşmesindeki 1,5 milyon euro garanti ücretini ve 650 bin euro imza parasını alacak. Yani olayın kısaca özeti bu. Peki bunun ötesinde buyurun siz devam edin. Şimdi bunun ötesinde tabii şimdi problemi çözülmüş oldu. Yani Kuasi'nin artık gelip lisans problemi çözülmüş. Problemi kalmadı. Fakat Trabzonspor'da şu anda Tronsen'le ilgili sıcak gelişmeler de var. Hem Giresunspor'a hem de Rizespor'a önerilmişti. Şu anki sanki biraz daha Giresunspor'a daha yakın Tronsen. Tronsen giderse Özgür mutlaka bir tane yabancı stoper düşünülüyor. İşte daha önce de hani biraz önce de sen hani Marcelo Goedes'i de söylemiştin ki bu isimlerden bir tanesi de oydu. Birkaç tane daha isimler vardı. Onlarla bu yabancı kontenjanından dolayı hani görüşmeler oldu ama devamı gelmedi. Muhtemelen Tronsen transferi de gerçekleşirse, yani kiralık olarak düşünüyor Tronsen Giresunspor'a. Eğer bu transfer de gerçekleşirse muhtemelen Trabzonspor, yani şu anda zaten yabancı stoper için çalışmalar bayağı ciddi bir şekilde devam ediyor. Eğer bu olayda gerçekleşirse Abdullah Hoca oraya bir tane yabancı istiyordu yani. İşte onlardan bir tanesi de o gün de senden yine yayında söylemiştim. Menajerlerden öneri geldi. Düşünülüyor. Olur mu olmaz diye bir şey yok. Çünkü çok tecrübeli. Yani Süper Ligi de bilen bir oyuncu. Ama tabii sadece Marcelo Guedes'te sınırlı değil. Trabzonspor'un bu yabancı stoper düşüncesi. Daha önce de 3-4 tane isimle böyle görüşmeler olmuş ama yine bu kontenjandan dolayı onların hepsine fren yapıldı ve yerliye dönülmüştü ki Trabzonspor tahmin ediyorum bu yerli transfer, yani birçok da isim yine seninle yayınlarda konuşmuştuk, işte Koray Günter'i söyledik, Kaan Ayhan'ı söyledik, Samet Akaydın'ı söyledik ama şu arada Trabzonspor işte bugün de imza attırdı Taha Altı Kardeş. Bir yine Samsunspor'dan bir genç bir oyuncu, 18 yaşında Yunus Emre Çift'in de adı geçiyor. Hı hı. Yani muhtemelen eğer bunlardan, yani Yunus Emre'yi de alırsa transferi gerçekleşirse ben tahmin ediyorum o hani diğer şeylerden, yerli transferlerden vazgeçilecek diye düşünüyorum. Anladım. Yani böyle çok maliyeti büyük bir stoper transferi yapmayacak Trabzonspor. Yani eğer şu Tronsen işi olursa Özgür, Tronsen'in hani Giresun'a ya da şu anda Giresun daha yakın gözüküyor ama gidişi olursa muhtemelen oraya bir tane yabancı çok istiyordu hoca. Yani işte o isimlerden bir tanesi de en son Marcelo Guedes olduğunda, daha doğrusu tavsiye edilen isimlerden bir tanesiydi. Yani hoca orada bir tane tecrübeli isim istiyor. Hani şeyin yanında, Hugo'nun yanında evet gençleri oynatıyor. Densül'e görev veriyor. Ahmet Can o gün Galatasaray maçında görev verdi ama orada bir tane daha tecrübeli isim istiyor yani. Evet. Bunun dışında var mı Trabzonspor'da Tronsen dışında gidebilecek isimler, sürpriz bir ayrılık bekliyor musunuz?
Ya şöyle, Hüseyin Türkmen'in gitme ihtimali çok yüksek. Hı hı. Yani ona da yine Rizespor, bugün onu haber olarak da biz kullanmıştık. Rizespor yani Alanya istiyordu. Daha önce hatta Uğur Çiftçi'nin transferinde takasta düşünülüyordu Sivas için. Ama şu anda yani Rize tercihi sanki daha biraz daha yakın gibi gözüküyor Türkmen için. Türkmen de artık ayrılmayı kafasına koymuş diyelim, öyle diyelim. Çünkü burada biraz taraftarın da çok tepki gösterdiği isimlerden bir tanesi. Yani muhtemelen hani denir ya, o dikiş artık tutmaz diye. Abdülkadir Bardakçı'nın yani Konyaspor'dan transferi Konyaspor'a Hüseyin Türkmen'in gidişi şeklinde bir haber yapılmış ama bir cümleyle söyleyecek olursanız ne diyeceksiniz, doğru mu bu iddia? Ya şöyle işte, mesela Alanya vardı, Konya vardı. Evet. Yani bu şeylerin Türkmen'in içinde, ama dün sürpriz Rize çıktı ki. Peki. Ben yani eğer tercih olursa Rize'yi tercih eder diye düşünüyorum Hüseyin Türkmen'in. Çok teşekkür ederim sevgili Nihat Erenci. Görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi yayınlar diliyorum. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Bir kez aktaralım Trabzonspor'la ilgili gelişmeyi. Trabzonspor, Kovacic'in çıkacak yeni lisans için Gervinho ile sözleşmeyi geçici olarak feshetti. Ardından da yeniledi. Gervinho'nun yeni sözleşmesinin başlangıç tarihi 01.01.2022. Bu yılın başlangıcı, bitiş tarihi ise 31.05.2023. 2023'ün Haziran ayı. Dolayısıyla Gervinho ile ilgili bu problem ortadan kalkmış oldu. Fenerbahçe bölümümüzdeyiz bir kez daha. Bu kez sevgili Ozan Zeybek bizimle birlikte A Spor'da programlarıyla takip ediyoruz. Fotomaçta yazıyor Ozan Zeybek. Hoş geldiniz. Kolay gelsin, hoş geldiniz. Sanırım bir problem meydana geldi. Bunu halledeceğiz ve sohbetimize devam edeceğiz. Fenerbahçe'de elbette ki transfer çalışmaları var ve gidecek oyuncular da var. Bir sol bek gelecek, Konan muhtemelen. Fil dişi sahilleri oyuncusuydu. Fil dişi sahilleri penaltı atışları sonrasında Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'a elendi. Biliyorsunuz eğer o transferde kulübüyle Rams'le anlaşma sağlandı ama oyuncuyla görüşme yapılmamıştı. Oyuncu Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için. Eğer o transferde oyuncuyla da anlaşma sağlanırsa bu transfer bitecek ve toplamda 2,5 milyon euro ama diğer yıllara yayılan bir takım bonus ödemeleriyle ödemelere istinaden anlaşma yapıldı Fenerbahçe ile Rams kulübü arasında. Fakat oyuncuyla henüz anlaşma sağlanmış değil. Uğur Çiftçi ligin en iyi istikrarlı oyuncularından bir tanesi. Sol tarafta oynuyor. Sol bekte oynuyor Sivas Spor'un oyuncusu. Yine Fenerbahçe'nin gündemine geldiğinden bahsediyor. Oyunculardan bir tanesi. Bütün bunlar Noah'ın sakatlığı sebebiyle ortaya çıkan arayışlar. Sevgili Ozan Zeybek şu anda telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Herkese selamlar. Özgür Sancar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi hafta sonları şimdiden. Çok sağ olun. Nasıl geçiyor hafta sonuna doğru zaman? Klasik. Ben yine yoldayım. Hmm. İzmir'den İstanbul'a doğru geliyorum. Seyahat halindeyim. Öyle mi? Ne zaman program? Program herhalde ya pazar veya pazartesi akşamı yaparız. Çünkü ligler tatilde, biz de tatilde, ilk saat spotlayın. Doğru. Yani bugün yok programımız. Bugün yok. Sağlık olsun. Evet. Ne diyorsunuz? Sol bek konusunda Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı bir oyuncu var mı sizce? Ya benim tavsiyem, Fenerbahçe başkanının ve yönetiminin artık gelenekleşmiş bir şeyi var, yapısı var. Eski aşklara geri dönüyorlar. Caner'i tekrar geri alsınlar. Biraz onu yapıyor mu? Evet, tekrar onu geri alsınlar. Yakın zaten. Doğru, güzel. 20 ama... kilo mesafede hiç uğraşmasınlar. Doğru söylüyorsunuz da. Caner'e de desinler biz ettik, sen etme. Bizim kararımız değildi, hocanın kararıydı falan desinler. Doğru. Artık ne, nasıl yaptırımlar, uygulamalar, stratejiler çıkarsa mantık dışı geliyor bana Fenerbahçe'nin hamleleri. O yüzden şu anda mantıklı bir yorum. Yani seçenekleri söylüyorsun, Sivas Spor'dan bahsediyorsun, yabancı oyuncudan, Uğur Çiftçi'den bahsediyorsun, yabancı oyuncudan bahsediyorsun. Hı. Önümüzdeki günlerde daha birçok isim gelir. Fenerbahçe'nin yani bunlar, Fenerbahçe benden ve benim gibilerden şunu istiyor. Kulağına göre laf istiyor, ayağına göre ayakkabı istiyor. Onlar bizde yok. Anladım demek istediğinizi. Yani ne bir stratejisi var, ne bir planı var. Artık ben bunları konuşmaktan, belki yani şu ağzım dilim bile, benim mantığım artık kendi ağzım ve dilim bile inkar, yani savaş açısı var. Aynı şeyleri söylüyoruz, aynı kısır döngünün içinde devam ediyoruz. Umut yok, en önemli şey bu. Umut yoksa hamle de yok, heyecan da yok, hiçbir şey yok. Peki,
Sevgili Ozan Zeybek, Karagümrük'te kümede kalma mücadelesi veriyor. Oradan Pesic de transfer gündeminde, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde, ama Volkan Demirel biz kümede kalma mücadelesi veriyoruz, oyuncumuzu satmayalım dedi. Biliyorsunuz Hull City 3,5 milyon euro verdi Acun Ilıcalı'nın takımı. Fakat evet, oyuncu gitmek istemediği için bu transfer olmadı. 12 gol attı. Şimdi bir de üstüne Caner'i almak mümkün müdür sizce Karagümrük'ten bu şartlar altında? Ben altı? Onu ironi anlamında biliyorum, şey biliyorum, yaptım da yani o işin olma ihtimali kesinlikle yok da şu da var. Yani bak, bazı isimler atılıyor. Sadece onunla hani bir gözümüzün önüne getirelim. Eskiden çok görürdük bunu fotoğraflarda veya TRT'nin reklamlarında vardı. Bir kedi örgü yumağıyla böyle boğuşuyor duruyor devamlı. Doğru. Ya başka isim mi yok arkadaşım? Bir de şu var. Artık Fenerbahçe gibi bir kulübün, bir takımın yanlış yapma lüksü kesinlikle yok. Hani bazen derler %10. 6 tane transfer yaptıysan 4'ü tutsun kesin olsun da ikisini sineye çekeriz. Ya Fenerbahçe'nin santrafor olabilecek nitelikte bir oyuncu değil. Fenerbahçe'ye daha dinamik. Mesela Valencia forvet oyuncusu, onun santrafor modeli lazım Fenerbahçe'ye. Anlatabildim mi? Anladım. Yani zaten elinde Berisha varken, zaten elinde Serdar Dursun varken bir de oyuncu getirirsen iyice çıkmazdaydın, tam çıkmaz sokağa girersin. Yani öyle bir santrafor getirmelisin ki herkesi susturmalısın. Ama bunları yapabilecek ne futbol aklı var Fenerbahçe'den ne de teknik direktör var benim gözümde şu anda. Bu organizasyonların üzerine titreyebilecek. Yani biz yine Fenerbahçe tamam son çıkış artık otobandan önce doğru hamle yapar, gerçek bir teknik direktör getirir, en azından bu seneyi böyle atlatır ve oyuncuları tekrar motive eder diye düşünüyoruz. Yine yanlış teknik direktör tercihi, ben umutlu değilim yani Fenerbahçe'ye yakışacak veya performans sağlayacak bir transfer yapabileceklerini de düşünmüyorum şu an için. Anlıyorum. Bu arada Löw'le sezon sonu için anlaşma yapıldı şeklinde haberler var ama Löw şu anda bunu teyit etmiş değil. Bir takım görüşmeler olmuş, bunu doğruluyor. Ne diyorsunuz? Özgür Sancar, son bir yılda sosyal medyanın doğurduğu evlatlar var. Bunlar muhabirim diyor, haberciyim diyor. Mesela bu haberi sen versen bana, aa Özgür o zaman ciddiye alayım, ben de araştırayım, ona göre yorum yapayım derim. Anladım. O kadar çok yani hiç tanımadığım insanlar var. Bir haber atıyorlar ortaya. İnsan, bazı taraftar ruhlu taraftar da bunları hoşuna giden şeylerle evrim geçiriyor. Hani ben gelmesini isterim diyorlar. Sanki olmuş gibi. Fenerbahçe kulübünde de şu var. Biz açıklama yapmayalım, sürpriz yapalım veya gizlilik politikasıyla böyle bir gizem yaratalım. Öyle bir şey yok. Net olun. Çıkıp başkan veya başkan artık konuşmasın zaten. Her konuşmasının arkasından yıpranıyor, kendisi yıpranıyor. Bir yöneticisi çıksın. Biz Löw'le anlaşamadık veya Löw'le alakamız, ilişkimiz devam ediyor. Löw değil sadece masada olan 3 tane. 3 ile 4 arasında da çok büyük fark var. Yani 3 tane net söylesinler. 2 tane teknik adam var seçeneğimiz. Bunlar önümüzdeki günlerde. Ama sen de bana şunu diyebilirsin futbol adamı olarak. Ya Ozan Zeybek, İsmail Kartal varken bunu demek olur mu? Hayır abi, herkes biliyor ya. Herkes görüyor, biliyor. Yani bu duman gibi görüyoruz ama elle tutamıyoruz. Ne dedi Fenerbahçe yönetimi kendisi? Biz sezon sonuna kadar hocamızla anlaştık. Yani geçici olarak anlaştık. Biz de nasıl bir cevap verdik, nasıl bir yorum yaptık? Kendi şirketine geçici olarak müdür alıyor musun? Kendi firmana geçici olarak böyle personel geçici alıyorum diyor musun? Bunları eleştiriyorduk biliyorsun. Sen Löw'ü sordun. Löw, benim için Löw doğru isim değil. Büyük sükse yaratır. Büyük ambiyans yaratır. Dünya basınında da Fenerbahçe'nin ambiyans yaratma, sükse yaratmanın peşinde değil, gerçeklerin peşinde olması lazım. Fenerbahçe'nin gerçeğini de adamın PR'ını yapıyormuşuz gibi oluyor ama ben olsam tek isim var. Jorge Jesus'u getiririm. Başka hiç kimseyle uğraşmam. Jorge Jesus konusunda niçin bu kadar ısrarcısınız? Ya da onun Fenerbahçe'nin sevdiğiniz özelliği ne? Dominant, radikal. Löw'ün profiline bak, stiline bak, konuşma tarzına, yürüyüşüne, kıyafetine. Beyaz yakalı, mühendis, doktor tipli bir adam. Anladım. Fatih Terim'in Avrupa ve daha gelişmiş versiyonu, hem böyle dominant, eli biraz da maşalı, bunu da ironi yaparak söylüyorum. Yani burada futbolcuyla kalkıp o şekilde değil. Futbolcunun yani gittiği her yerde başarılı olan bir Jorge Jesus varken, matematik denklemi her şey yerine otururken niye riske gireyim? Yıllardır kulüp çalıştırmayan Löw'ü niye alayım? Niye riske gireyim? Yani bunların hepsi, konuştuklarımız bazı boşa gidiyor. Konuşuyoruz ama birçok kişi hemfikir. Yani bu konuda doğruları söyleyince, anlatınca evet haklısın, ben böyle düşünmemiştim diyenler de var. Ama Fener bizim, senin, benim, dinleyicinin, yorumcunun, Twitter takipçisinin değil.
Fenerbahçe yönetiminin buna inanması lazım. Yani hep dinliyorlar. Yani sürpriz yumurta gibi. Var ya çocukların içinden hangi oyuncağın çıkacağı belli değil. Fenerbahçe'nin yapacağı, atacağı adımlardan bir sürpriz yumurta içinden ne çıkacak diye merakla bekliyoruz. Ben şunu da söyleyeyim, merakla bekliyoruz derken ben o şeyimi kaybettim, heyecanımı. Hiç Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta, şu anda ara var, kiminle başlayacağı, kiminle oynayacağı, yani bunu da biraz abartarak söylüyorum ama yani duygularımı anlayabilin diye. Hangi puan durumunda şu anda Fenerbahçe'nin? Kaç puanı var? Kaçıncı sırada? Bunları bile bilmiyorum. İroni yaparak söylüyorum bak sana bunları. Hani adam yorumcu olarak oraya çıkmış, onu bile bilmiyor denmesin. Bazı kesitler alırlar böyle sosyal medyada kullanırlar. Anladım demek istediğinizi. Evet. Yani heyecanını yitirmiş taraftar, yani taraftar ruhuyla konuştuğunda heyecanını yitirmiş bir taraftarla konuşuyorsun şu anda. Anladım. Ve bu durumun düzeleceğine inanmıyorsun sezon sonuna kadar. İnanan varsa karşımıza bağlayabilirsin. Benimle her türlü hangi soruyu sorarsa, hangi teoriyi ortaya atarsa, Fenerbahçe ile ilgili her konuda, bak her konuda size bir cevabım mutlaka vardır. Sevgili Ozan Zeybek, şimdi bahsedeceğim konu çok fazla tepki çekiyor. Fenerbahçe taraftarı, pek çok Fenerbahçe taraftarı, hepsi değil, dokunulmaz ilan ediyor Mesut Özil'i. Ama şunu net bir biçimde görüyorum ben, gördüğümü söylüyorum. Mesut Özil'in istikrarlı olmayan performansı, fizik değerlerinde ki sorun. Yani şu anda Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu, gereksinim duyduğu fizik değerlerine sahip olmaması. Teknik heyeti, bundan önceki, şu anda mevcut İsmail Kartal yönetimindeki teknik heyeti rahatsız ediyor. Öncekinde rahatsız etmişti. Başkan Ali Koç fazlasıyla rahatsız ediyor. Belindeki problem nedeniyle, nasıl bir problem olduğunu tam olarak bilmiyorum, Antalya kampına da gitmedi Mesut Özil. Mesut Özil'de mental bir kopuş görüyor musunuz? Bu kopuş sezon sonunda Fenerbahçe ile yolları ayırma noktasına evriliyor mu? Bu soruyu senden başka biri bana sorsa, dost musun, düşman mısın, ilk önce bunu söyle derim. Evet. Böyle bir giriş yapıyorum bununla ilgili. Geçen hafta bir tweet atmıştım. Hani oyunda ikinci yarıda girdi, çarşamba günü 77. dakikada oyuna giren Mesut, perşembe günü antrenmana çıkmadı. Daha sonra da kadroya girmedi ve deplasmana gitmedi diye. Hemen bunun akabinde bir saat sonra Fenerbahçe kulübü resmi siteden bir yalanlama yaptı ve bugüne kadar her şeyle itham edildim ama yalancı Ozan Zeybek ifadesini kullandı resmi siteden. Ozan Zeybek'in yalanlarına inanmayın der gibi. Daha önce de bir konuda aynı şekilde şey yapmıştı, konuşmuşlardı. Ozan Zeybek orada şunu da yazdı Twitter'da. Şu hasta olan şu kardeşlerimize de geçmiş olsun dedim. Ferdi ve Salah'ı da Covid vakası geçiriyordu. Mesut Özil konusu Fenerbahçe yönetimi için hassas bir konu. Fenerbahçe yönetimi veya başkanı göğüs geriyor, sahip çıkıyormuş gibi görünse de aslında içten içe Mesut Özil'in yaşam tarzı derken hani böyle abes kaçan kötü anlamdaki yaşam tarzı değil. Görüştüğü, takıldığı insanlar, sosyal piyasadaki dolaşması veya iş hayatındaki. Bakın Avrupa'dan bana gelen bir dedikodu da şu: Burç City'nin sahibi Mesut Özil diyorlar. Onun parasıyla alın diyorlar. Anlatabildim mi? Öyle bunlar mi? Önümüzdeki, bu tabii, çok önemli bir şey. Evet, yani Acun Ilıcalı değil, Hull City ya da ikisi hissedar. Evet, yakın zamanda ortaklar. Bunların hepsi açığa çıkar. Evet. Nasıl Fenerbahçe Başkanı Pereira Çin'de dünyalığını yapmış, para istemeyeceksin bunu demişti. Daha sonra Pereira'nın para istediği ortaya çıktı. Bir gün bunlar anlatılacak. Şimdi Mesut Özil'i korumak için ben dedim ki Mesut Özil, ben ya şunu da söyleyeyim. Senin dinleyenlerinden birçoğu Fenerbahçeli ise eğer beni tanıyordur veya duymuştur. Ben yanlış Fenerbahçe ile ilgili yanlış bilgi verme ihtimalim yok. Ukalalık kabul etmeyin. 3 gün önceden kadroyu bile söylüyorum size. Doğru mu? Doğru. Ya kadroyu bilen adam içeride neyin ne olduğunu bilemez mi yani? Yani Mesut Özil ile ilgili bir sıkıntı var. O gün İsmail Kartal'ın ilk maçında onu oyundan çıkarması, ikinci defasında da oyuna sonradan almasının tepkisini ona da yaptı. Benim derdim ne biliyor musun? Hep anlattığım konuşta niye Jorge Jesus gelsin istiyorum ben? Çünkü bu hareketleri ona yapamaz. Anlatabildim mi? İsmail Kartal'a yapıyorsun sen bunu. Yani şimdi Fenerbahçe'de 10 milyon euro ile gelen bir İrfan Can. İrfan Can'ın en samimi arkadaşı Mesut Özil. Yani böyle çok derinlere giriyoruz ama bir denklem kurayım sana diye şey yapıyorum. Anladım. Yani bu kadar
her şey ortada. İkisinin birlikte oynamasında da problem görüyor musun saha içerisinde teknik olarak baktığında? Ben hayır görmüyorum. Görmüyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Tabii. Yani bak mantığına yatar veya yatmaz. Mesut Özil kadrondaysa Mesut Özil'i ya oynatacaksın ya da yollara ayıracaksın. Mesut Özil'den para bile kazanabilirsin şu an. Yani gönderebilirsin. Nereye gider diyor mesela? Biz koskoca Fenerbahçe kulübünün bugüne kadar genetiğinde olan bir şey var. Biz Ocak ayında sabırsızlıkla beklerdik, böyle aralığın sonunda başlardı. Fenerbahçe kimi transfer ediyor? Hangi dünya yıldızı? Fenerbahçe bırakın şu anda dünya yıldızı transfer bile yapmıyor. Benim gibi ben bu kadarım, ha benden korkmayın. Bu kadarım ya, bundan daha fazlası değilim. Bir Ozan Zeybek'le uğraşıyor, örnek veriyorum ha İran'ı. Özgür Sancar'la uğraşıyor, onunla uğraşıyor, ona buna mesaj atıyor. Yani kendi ana sayfasından, resmi sitesinden şu şu yorumu yapmış, kabul inanmayın. Ya Fenerbahçe kulübüsün sen, bizi şey alma ya, kendine denk alıp da bize cevap verme kardeşim. Sen bizi şöyle sustur, ben şu teknik adamı getirdim, ben bu futbolcuyu getirdim, ben şampiyonluğa oynuyorum. Ya senin önünde ben artık Fenerbahçe'nin ikinci olabileceğine bile inanmıyorum. Yani dedik ki Türkiye Kupası var, ikincilik var, Avrupa'ya gidebilme yolları var. Şimdi sen oyuncunun da inanacağı bir teknik adam getirmezsen zaten bak yorumcuyu kaybetmişsin, taraftarı kaybetmişsin, oyuncuyu kaybetmeye başlıyorsun. Yapayalnız kalacaksın. Yani ben bunca zaman hep destek olarak konuşuyordum. Artık ben umudumu kestiğim için Fenerbahçe'nin çok radikal işler yapmasından yanayım. Tek kurtuluş yolu bunu görüyorum. Yani bir devrim lazım Fenerbahçe'de. Devrim niteliğinde bir hareket lazım. Peki. Sevgili Ozan Zeybek, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşürüz. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur. Oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Avrupa'dan futbol. İspanya. 169 maçta 165 gol attı. 15 yaşında bir futbolcu var. Brezilya'da Palmeiras'ta oynuyor. İsmi Endrick. Real Madrid bu futbolcuyu transfer etmek istiyor. Palmeiras altyapısında forma giyen Endrick genç yaşına rağmen adından söz ettiriyor. Henüz 15 yaşında. Bu golcü için kulübü kısa süre içerisinde harekete geçmeyi planlıyor. İspanyol gazetesi AS. Real Madrid'in Endrick'e ilgi duyduğunu söylüyor. İspanyol devi daha önce de birçok kez Brezilya'dan genç isimleri kadrosuna katmıştı. Onlardan bir tanesi Marcelo'ydu. Palmeiras'a yakın dönemde Vinicius Junior ve Rodrigo gibi isimleri Brezilya'dan transfer eden Real Madrid'i Endrick'i kolay kaptırmak istemiyor. Kulüp oyuncunun bedelsiz ya da değerinin altında gitmesini de istemiyor. Brezilya ekibi oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalamak için gün sayıyor. Endrick 16 yaşına girdikten sonra oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalanacak. Palmeiras kontrata en az 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi koymayı planlıyor. 2006 doğumlu Endrick Brasilya'da doğdu ve futbola Palmeiras'ta başladı. 1.73 boyunda futbolcu, asıl pozisyonu santrafor ancak Endrick kanat forvet rolünde de oynayabiliyor. Brezilyalı futbolcunun gelecekteki önemli isimlerden olması bekleniyor. Geleceği büyük deniyor onun için. Ve Ronaldo Nazario'ya benzetiliyor. Özellikleri itibariyle sol ayaklı oyuncu. Brezilya'nın önemli gençlik turnuvası Copinha'da, São Paulo'da parladı. Turnuvada 6 gol kaydetti. Takımı Palmeiras'la şampiyon oldu. Genç forvet 2017'den bu yana 169 maça çıktı ve bu 169 maçta tam 165 gol kaydetti. Ve bu başarısı elbette ki bütün dünya kulüplerinin ilgisini çekti. Real Madrid'in yanı sıra genç futbolcuyla Barcelona, Liverpool, Manchester United ve Manchester City ilgilenen takımlar. Avrupa'dan futbol. İspanya. Radyo Spor. Futbol. Anadolu'dan futbol. Antalya Spor'da ayrılıklar var ama Antalya Spor yeni oyuncuları da kadrosuna katıyor. Onlardan bir tanesi Alassane Ndao. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli kulübünden sezon sonuna kadar kiralık olarak geldi Alassane Ndao. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada kulübümüz Alassane Ndao ile 2021-2020 sezonu sonuna kadar, 2022 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin diyoruz deniyor. Oyuncu 25 yaşında. Daha önce Karagümrük'te oynamıştı ve ligin en başarılı oyuncularından bir tanesi olmuştu. Attığı gol pasları, attığı goller ve aksiyonlarıyla. Antalya Spor'da daha önce Adbir Mehmedi ve Fernando Lucas Martins'i transfer etmişti. Antalya Spor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bir forvet var şimdi gündemde. Futbol. Anadolu'dan futbol. Radyo Spor. Avrupa'dan futbol.
İngiltere. Premier Lig'de Liverpool, Porto'dan Luis Diaz transferini gerçekleştirmesi durumunda Origi ve Takumi Minamino'nun ayrılığına izin verecek. Origi sürekli Türk takımlarıyla ilişkilendiriliyor biliyorsun. Nus, İngiltere'de Atletik'te yer alan haberde, Atletik bir radyo istasyonu ve internet web sitesi de var. Burada yer alan haberde Liverpool'un Porto forması giyen Luis Diaz transferini 45 milyon euro sözleşme fesih bedeli karşılığında tamamlamaya yakın olduğu belirtiliyor. Anlaşma şartlarına göre Merseyside ekibinin Porto'ya 15 milyon euro daha ödeyebileceği ifade edildi. Haberde Luis Diaz transferinin tamamlanması halinde Liverpool'un Origi ve Takumi Minamino'nun satışına da izin vereceği belirtiliyor. Leeds United ve Monaco'nun Minamino için 20 milyon euro ödemeye sıcak baktığı ifade edilmiş. Newcastle United ve Atalanta'nın Origi ile ilgilendiği söyleniyor. Bu sezon Liverpool formasını 10 maçta giyen Origi 5 gol attı. 2 tane gol pasıyla oynuyor. Takumi Minamino ise 18 maçta 6 gol attı ve sadece 1 gol pası var. Sosyal basın tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Değerli izleyiciler, telefon attığımızda teknik direktör Erdal Işıkar var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür, iyi yayınlar, kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim, iyisiniz umarım hocam, iyi haftalar. İyiyim, teşekkür ederim, sağ ol, sen nasılsın? Sağ olun, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Stefan Kuntz'un çalışmalarını nasıl gözlemliyorsunuz bir teknik direktör olarak? Vallahi şu ana kadar olumlu görüyorum Özgür. Yani bakıyorsun oyuncularla ilişkileri, ihtiyacı olan takım belki de Şenol Güneş'ten sonra oydu. Şu anda çalışmaları iyi. Ama tabii sonuçlar önemli. Sonuçlar iyi olduktan sonra sıkıntı olmuyor. Ama sonuçlar kötü olduğu zaman istediğin kadar iyi çalış, kötü çalış. Tabii sonuçlar belirleyici olacaktır. Ama şu ana kadar ben çalışmasının iyi niyetini, çok çalışkan, gayretli. Ama tabii başarılı olmayacağı belli. Futbolcularla diyaloğu iyi. Bütün maçları şu an takip ediyor. Tabii sonuçlar çok, özellikle Portekiz maçı çok belirleyici olacaktır diye düşünüyorum ben. Ne diyorsunuz o maç için? Tabii ki çok zor bir maç. Ama biz tabii zor maçları seviyoruz. Kolay bir maç değil. İnşallah eleriz ama tabii kolay bir maç değil. Çok zor bir maç. Ondan sonra burada tabii Amit Altıntop'un da duruşu çok önemli. Yani şu an bir ikili gibi oluşturdular Stefan Kuntz'la. Yeni bir bakış açısı, işte yenilikler getirmeye çalışıyorlar. Tabii sonuçlar en çok Türkiye'de biliyorsunuz Özgür. Yani. Sonuçlar kötü olduğu zaman ne yaparsan yap kimse sabretmiyor. Sonuçlar çok önemli. En azından Portekiz maçtan iyi oyun bile oynasak belki onlar için bir artı olacak. Ama en kötü oyun hem de sonuç kötü olursa o kötü olur. İyi bir oyun ilerisi için umut verirse o zaman Stefan Kuntz için de Hamit Altıntop için de iyi olur. Ama hem oyun kötü hem sonuç kötü olursa o zaman sıkıntı yaşarlar diye düşünüyorum ben. Anlıyorum. Yeni yeni oyuncular bekliyor musunuz geniş kadro için hocam? Mutlaka bekliyorum. Yani mutlaka bekliyorum. Kim? Yeni bir yapılanma girdi şu anda. Bütün maçları takip ediyorlar şu an. Tarama halindeler. Gerek yurt dışından yeni oyuncuları mutlaka bekliyorum. Yani mutlaka en azından 3-4 tane yeni oyuncu ve bu kadrodan da zaten geçen maçta da 4-5 tane oyuncu almadı. Bu maçta da ben özellikle Portekiz maçında belki çok az sayı olabilir. Yani bir geçiş maçı çünkü o maçı değerlendirmek lazım. Ama ondan sonraki sürelerde de mutlaka bir revizyon, bir kadro değişimi mutlaka olacaktır. Peki. Belki Portekiz maçında olmayabilir çünkü artık final maçı, tek maç. Orada çok kadro değişikliği olmayabilir ama ondan sonraki sürelerde mutlaka olacaktır. Peki. Bakalım neler olacak. Hocam transfer döneminde tabii ki bu soru çok gereksiz olabilir. Tutarlı ve planları doğrultusunda hareket eden takım kim diye soracak olursak otomatik olarak vereceğimiz bir cevap var değil mi? Nedir o? Tabii Trabzonspor. Ne diyorsunuz? Trabzonspor'u ayrı koyarsak onun dışında? Ya kesinlikle, bir de şimdi Özgür, yani sonucu da aldılar şu anda. Puan durumu liderler, büyük puan farkı açıldı. Moralleri, özgüvenleri çok iyi. Abdullah Avcı'nın özgüveni, başkanın, yönetimin özgüveni çok iyi. Bundan sonraki yıllara da artık 3 yıllık 5 yıllık planlar hedefler. Çok da doğru yapıyorlar. Yani artık bu işin sonu yok. Şimdi Bursa Spor'dan aldıktan önce genç oyuncular. Belki bundan ileride belki bir tanesi, iki tanesi tutabilir. Belki dördü de beşi de tutabilir. Bunu zaman gösterecek. Ama şu anda yeni yapılanma çok sağlıklı bir şekilde gidiyor. Artık doğrusu bu işin çünkü Özgür dipsiz bir kuyu. Her dakika bu işe para lazım. Artık bütün kuyuklar şu anda sıfırı tüketmiş durumda. En doğrusunu yapıyorlar. Bundan sonraki yıllara da yatırım yapıyorlar. Bu sene de şampiyon olurlarsa zaten hem özgüven hem motivasyon, diğer oyuncunun kazanımı daha kolay olur. Yani baskı da kalkar Trabzonspor camiasından.
O genç oyuncular da artık her sene yerli oyuncu sayısı artacağı için de çok doğru işler yapıyorlar. Tabii çok doğru işler yapması sonuçlarla ilgili. Sonuçlar iyi olduktan sonra o doğru işleri yapmak daha kolay. Hı hı. Ama sonuçlar kötü olduğu zaman o baskıyla mesela doğru işleri de yaparken sıkıntı yaşıyor diğer takımlar olduğu gibi. Şu an Trabzon gerçekten harika işler yapıyor. Uzun vadeli 3 yılda 5 yılda bence işte hep 1-2 oynar diye düşünüyorum Trabzonspor için. Anladım. Hocam Galatasaray'daki özgüven sorunundan Torrent de bahsetti. Trabzonspor maçında kötü sonuçlar devam ettikçe oyuncuların moralini yukarıda tutabilmek zor. Bu bir özgüven sorununa neden olacaktır. Hiç kuşku yok ki diye söyledi. Zaten en büyük sıkıntı oydu zaten. Yani mesela ama şu anda bana göre hocanın yaptığı önemli şey mesela İsmail'e de Taylan'a da maçlardan sonra demeçlerine sahip çıkması çok önemli. Bu özgüveni bu şekilde arttı. Mesela Taylan o gün büyük hata yaptı ama dedi ki maçtan sonra hoca Taylan o kadar kırıkan bir kişi öyle dedi. O güvene Taylan o ayrı bir güven verdi. Ama orada eleştirse İsmail de eleştirseydi bu sefer hem o oyuncuları kaybedecek hem diğer oyuncular da sıkıntı edeceklerdi. Ben hocayla ben şunu söyleyeyim başarılı olacak ben inmiyorum. Yani bundan sonraki maçtan adı Trabzon bana göre çok iyi oynadı o gün. Genel havada hocadan bana göre oyuncular çok şu anda benim gibi görüyorum ben. Çünkü basın önüne dağıtmıyor. Yani o gün Taylan'ı da suçlayabiliyordu. İsmail'i de suçlayabilirdi. Ama hiçbir zaman onu yapmıyor. Özgüven futbolcu da böyle kazanılır. Yani kötü oynadığı maçlarda sahip çıkarsa teknik adam mutlaka yani bir gün bunun meyvelerini görür. O da şu anda onu yapıyor. Bundan sonraki maçta Trabzon'un ilk yarısındaki gibi oynarsa Galatasaray bence başarılı olur. Ama dediğim gibi, hocam dediği gibi, senin de kastettiğin gibi özgüven sorunu mutlaka var. Burada tabii sonuçlarla ilgili. İyi sonuçlar aldıktan sonra bunların hepsi geri geçici. Özgüven de artan, moral de artar takım. Bir tekrar bir havaya girer. Ama bence hoca başarılı olacak diye düşünüyorum ben. Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile futbolcu ilişkileri açısından nasıl bir durum var hocam sizce? Gözleminiz nedir? İşte zaten Sergen Yalçın'ı Özgür sen de biliyorsun. O zaman en büyük sıkıntı iletişim problemiydi. Yani arada bir sıkıntılar vardı. Ama şu anda herkese dokundan bir Önder Hoca var. Ama ben Önder Hoca'nın önündeki sene kalsa da veya teknik olan devam etse de etmese de mutlaka takımda bana göre asli görevi altyapıyla iş yapıyı kuracak bir pozisyonda yer alması lazım. Yani öyle bir özel statü vermesi lazım Beşiktaş'a. Altyapıyla iş yapıyı direkt teknik direktörle bağlantılı olarak yani altyapıyla iş yapıyı bağlantı hocası olarak ben görüyorum. Yani bundan sonraki yıllarda belki teknik adam olarak diğer takımlarda da görev yapabilir. Ama Beşiktaş'ın bana göre yapması gereken şey altyapıyla üst yapı koordinasyon gibi yani. Ama işte iyi bir maaşla, iyi bir mevkiyle onu önümüzdeki seneleri bence hazırlarsa ve o pozisyona getirirse Beşiktaş için bence çok daha faydalı olur. Altyapıdan daha fazla oyuncu gelir. Yani belki seneye devam etmeyebilir teknik adam olarak. Ama mutlaka bir bağlantı hocası olarak Beşiktaş'ta mutlaka görev almalı. Teknik direktörle altyapı arasında bağlantıyı kurup altyapıdan oyuncuları bir bir iki iki oraya veya Türkiye çapında taramalar yaparak Beşiktaş için Önder Hoca bence büyük kazanım. Teknik direktör devam eder etmez inşallah eder. Etmezse de ama mutlaka bir görev o pozisyonda yani hem maaş olarak hem manevi anlamda hem iyi bir pozisyonda mutlaka görevine devam etmesi lazım. Peki. Hocam Fenerbahçe ile ilgili tespitiniz ne? Fenerbahçe işte şimdi forvet birinci ve acil ihtiyaç derken bir sol bek ihtiyacı da hasıl oldu. Bir sol bek transferi de yapacak. Ne diyorsunuz? Zaten bana göre forvetten ihtiyacı ziyade sol bek acil şu anda. İsmail Hoca da söyledi bunu. Gerçekten sol bek sıkıntısı var. Forvetlerin elinde var ama sol bek yok şu anda. Sol bek acil bir ihtiyaç. Ama Fenerbahçe'de de özgürlüğün bir sıkıntı. İşte bundan sonraki yıllarda İsmail Kartal'ın veya işte gelecek teknik adamın ne olacak olmayacağı belli değil. Yani İsmail Kartal başarılı olursa önümüzdeki sene ne olacak? Devam edecek mi etmeyecek mi? Bir netlik yok. Bir planlama yok yani. Bir yıllık, iki yıllık herkes mesela diye denebilir bu çok net bir şekilde. Bir seneye bu hocayla anlaşacağız veya devam edeceğiz İsmail Kartal deyip herkes pozisyonunu bilir. Ona göre yatırımlar yapabilir. Abdullah Hacı işte, Trabzon'da onu yaptı. Sergen Yalçın bir sene önce onu yaptı. Mutlaka bir kesin davranışlar konmalı. Yani seneye ne olacak sana bakın şu anda kimse bilmiyor. İsmail Kartal devam edecek mi etmeyecek mi? Veya başarılı oldu devam ederse seneye ne olur? Başarılı olabilir mi? Yani bir netlik yok. Ama bu seneyle ilgili mutlaka bir sol bence Santifor'dan daha ziyade bir sol mutlaka şu anda ihtiyaç gibi gözüküyor. Ve evet onu da alacaklardır. Ama ben bu sene İsmail Kartal'la bir şekilde yani böyle ilk 2-3 olur, 4 olur. Oralara sağlayacağını ben düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Eksik olmayın. Ben teşekkür ederim. Özgür iyi yayınlar. Kolay gelsin. Yaptık onları. Sayın Erdal Işıkar bizimle birlikteydi. Teknik direktör Erdal Işıkar fikirlerini sizlerle paylaştım. Futbol. Dünyadan futbol.
Hollanda'dan bir konuğumuz var. Sayın Tahsin Koca bizimle birlikte, önemli bir futbol adamı, önemli teknik direktörler ve futbolcularla çalışıyor. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, sesinizi duymak ne güzel. Sağ olun hocam. Aynı şekilde sesinizi duymak güzel. Nasıl geçiyor Hollanda'da günler? Teşekkür ederim. Bugün çok güzel bir hava var, güneşli. Uzun süredir yağmurlu bir hava vardı. Sizde de kar vardı galiba bayağı. Evet. Buradan takip ettiğimiz kadarıyla. Güzel, çok güzel. Her şey çok güzel. Yakından takip ediyoruz sizleri de. Ne güzel. Sizlere ne var ne yok. Nasıl sağ olun hocam. İşte hep aynı koşturuyoruz. Yayınlar. Futbolda transfer dönemi yoğun bir dönem. Altay Bayındır sakatlandı ama hala Ajax'ın ilgisi devam ediyor mu? Oradaki kaleci Onana Inter'e söz verdi galiba. Onana büyük bir ihtimalle, daha önce de bunu yayında konuşmuştuk. Inter yolunda büyük bir ihtimalle bir anlaşma sağlam ama halen resmiyet kazanan bir durum yok. Bundan dolayı da zaten Ajax'da direktmen ilk 11'e giremiyor. Yedekte bekletiliyor sürekli. İkinci, üçüncü kaleci pozisyonunda. Altay Bayındır'ın şu anda dönüşü nasıl olacak onu bekliyorlar. Şu anda Altay ciddi bir adaylardan bir tanesi ama galiba Trabzonspor'un kalecisi de şu anda gözdeler arasında. Ajax Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'da mı istiyor? Bilmiyorum ama gözdeler arasında, yani Ajax şimdi her iyi futbolcuyu takip ediyor. Anlıyorum. Yani şu anda Uğurcan Ajax'a gidiyor desek çok doğru bir durum olmaz ama takipleri arasında. Şu andaki gelişimi müthiş bir gelişim gösteriyor. Ajax'ın ve Hollanda futbolunun, Avrupa futbolunun, modern futbolunun beklediği tüm gelişimleri gösteriyor. Özellikle Uğurcan son 1,5 yılda ayaklarını çok iyi kullanmaya başladı. Oyunu çok iyi kurmaya başladı. Ve bu da tabii ki üst düzey kulüplerin ilgisini çekiyor. Biliyorsunuz yani artık Avrupa'da bütün kaleciler formasyonda direktmen devreye giriyor. Bizdeki gibi 4-3-3 veya 4-2-1 gibi değil. Avrupa'da sürekli 1-4-1-3-1 diye dizilişler sağlanıyor. Bunun tek nedeni de kalecinin de direktmen oyunda olması. Ve Uğurcan da bu gelişimi çok iyi gösteriyor. İnşallah Hollanda'ya gelir de birlikte görüşürüz. Daha bakalım. Doğru. Üst düzeyliklere gitmez mi örneğin Premier Lig gibi? Ciddi ilgiler var. Oradan da bayağı ilgilenen kulüpler var. Çünkü kaleci sorunu olan kulüpler var. Şimdi Newcastle'da kaleci sorunu var. Diyorsunuz yeni sahipleri çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Şeyde Everton'da var sorun. Kaleci pek memnun değiller. Birkaç üst düzey takımlarda şey var, kaleci sorunu var. Ciddi bir şekilde ilgileniyorlar. Anlıyorum. Ve bakıyorlar yani, iyi kaleci şu anda Uğurcan gerçekten çok iyi bir kaleci. Sizin Türkiye'ye getirmeyi planladığınız bir futbolcu var mı hocam? Birkaç tane var şu anda çalışmasını yaptığımız. Hangi takımlarla görüşüyorsunuz? Sevgili Özgür, bizim düşündüğümüz genellikle gençler üzerinden. Şu anda birkaç tane çok genç, yetenekli, üst düzey, gerçekten üst düzeyliklere çıkabilecek oyuncular var. Bunun da birkaç takımla şu anda bir görüşmelerimiz var. Şimdi isim verdiğimiz zaman biliyorsunuz çok ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Netleşmemiş herhangi bir şey için de isim vermek doğru olmuyor. Ama görüştüğümüz birkaç takım var. Netlik kazandığı zaman ilk sizinle paylaşacağım bunu. Peki, hayırlısı olsun hocam. Şu anda da tabii ki transferler gündemi takip ediyorum. Biraz önce yayında da vardı. Takip ediyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, ya Trabzon. Bilmiyorum artık bu işin sonu nerede bitecek. Yani hep transfer, bilinen transferler. Artık tüketmekten vazgeçip üretmeye başlamamız lazım. Çünkü bu işin sonu gelmeyecek. Her gelen hoca bana 5 tane oyuncu al diyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Bilmiyorum. Sizi yakından takip ediyorum. Yani hocam tabii transfer yapmak çok zor bir iş. Bu dönemde yapmak daha zor bir iş. Zor bir iş doğru yani bir ama. Planlama yapmak lazım. Bütçeyi doğru oluşturmak lazım ve doğru futbolcuların üzerinde durmak lazım. Bu arada Vitesse'yi çalıştıran bir Alman teknik direktör var. Thomas Tett. Evet. Beşiktaş'ın ilgilendiği bir teknik direktörmüş. Nasıl Vitesse ile onun durumu bu sezon? Çok iyi bir hocam. Çok ciddi bir hoca. Özellikle Alman altyapısına sahip bir hoca. Disiplinli bir hoca.
Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Josef de Souza bir paylaşım yapmış. Galatasaray biliyorsunuz Tuzla Spor'la bir hazırlık maçı yaptı ve 6-2 kaybetti. Bu maçtan sonra Josef de Souza gülen, kahkahalarla gülen bir emoji paylaşmış sosyal medya hesabından, Twitter'dan. Bu emojisi, bu paylaşımı da Galatasaray'a gönderme olarak yorumlanmış. Belki de başka bir şey için yaptı, bilemiyoruz. Sayın Tahsin Koca birazdan tekrar bizimle birlikte olacak. Futbol, dünyadan futbol. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar tekrar. Merhabalar. İyi çalışmalar dilerim hocam. Size teşekkürler. Thomas'da kalmıştık. Thomas Tett. Vites'e de çalışıyor ve Beşiktaş bu teknik direktörle önümüzdeki sezon çalışmak adına bir görüşme yapmış hocam. Ne diyorsunuz? Beşiktaş için inşallah hayırlısı olsun. Çok gelecek vardı. Yani gelecek vardı. Bir hoca dediğim zaman altyapısı sağlam bir hoca. Yani şu anda Roger Smith'in yardımcılığını yapmış. Rapid'in Salzburg'da çalıştı. Altyapısı çok sağlam bir hoca. Geçenlerde sizinle de paylaşmıştım. Şu anda belki iyi bir görüşmemiz olan bir hoca. Frank Wormuth. Eski şeyin Löw'ün Fenerbahçe'ye geldiği zaman yardımcılığını yapan futbol takım arkadaşı bir hoca. Şu anda Hollanda'da Heracles takımında çalışıyor. Ya baktığımız zaman adam bir futbol dehası. Alman Futbol Akademisi'nde üst düzey eğitim görevlisi olarak çalışmış. Bunun yanı sıra Löw'le birlikte Alman altyapılarını Stefan Kuntz'dan önce yapılandıran bir kişi. Bütün altyapılara şekil veren bir insan. Ya neden bunları almıyorsunuz? 20 takımın 10 hocası şeysiz, lisanssız çalışıyor. Hı hı. Bilmiyorum nereye gidiyor, nasıl yapacaklar? Yani bir Sayın Altıntop gibi ciddi bir futbol adamı var futbol federasyonunda. Bunlara neden çözüm bulmuyorlar? Bunlara neden herhangi bir yapılandırmaya gerek duymuyorlar veya yapıyorlar? Aynen. Artık nasıl olacak bilmiyorum. Nasıl ama Beşiktaş bu hocalardan herhangi birisini alırsa ciddi bir iş başarır gibime geliyor. Ne diyorsunuz? Bu tehditle ilgili bir şey duydunuz mu? Şu anda öyle bir şey yok ama Roger Smith'in ismi birkaç kez basında anıldı Fenerbahçe ile ilgili olarak. Roger büyük ihtimalle PSV'de uzatılması düşünülüyor. PSV'de bırakmaktan yana değil. Gitse de genellikle şey vardır. Leipzig'e ilgilenen bir takım ve İngiltere'den ilgilenen takımlar var. Yani Türkiye'yi Smith düşünmüyor. Ama Lech'le ilgili, şu anda Thomas'la ilgili herhangi bir basında bir gelişme yok. Bir gelişme yok. Oynanma basında en azından duyduğum bir bilgi. Roger Smith'in Türkiye'ye gelme ihtimali var mı sizce? Hayatta her şey olabilir. Hayatta her şey olabilir ama şu anda milyonda bir. Anlıyorum. Peki. Çünkü şurada şeyde Hollanda'da kafası çok rahat. İstediği parayı burada da alıyor. Leipzig istiyor. Çünkü Leipzig gelecek sene bir başka bir hocayla çalışmak istiyor. İngiltere'den ciddi talepleri var. Çünkü Türkiye'de şu anda görüyorsunuz yani ciddi bir hoca kıyımı var. Çok düzensiz bir çalışma yapısı var. Ve bu adam da gelip şu şartlarda kendi kariyerini riske atmaz. Çünkü şu anda yükselen bir hoca. Büyüyen bir hoca. Gidip de Türkiye'de şu anda herhangi bir takımda kariyerinde riske atacağını düşünmüyor. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız. Ama şey gençlerle ilgili transferle soru şey yapmıştınız. İki tane çok ciddi Nijeryalı yetenek var. Bununla ilgili bir görüşme yapabiliriz. Tabii buyurun hocam. Bir kısaca fikrinizi bir belirtin. Yani şu anda çok 19-18 yaşında şu anda Türkiye'de her takımda direktmen banka oynayacak oyuncular. Öyle mi? Hollanda'da mı bunlar? Şu anda Hollanda'da değil ama Hollanda'dan da ciddi ilgilenen takımlar var. Feyenoord ilgileniyor, PSV ilgileniyor. İnşallah bizim takımlarımızdan herhangi birisine nasip olur diye düşünüyorum. Peki bakalım öyle bir gelişme olacak mı? Sanırım paylaşırsınız bizimle değil mi? Öyle bir gelişme olursa hocam. Kesinlikle. Peki, kesinlikle. Çok ama çok ciddi yetenekler. İnşallah her şeyin hayırlısı. Hayırlısı olsun. Hocam
Bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Tekrar ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Tekrar olun, görüşmek üzere. İyi yayınlar. İyi günler. Sayın Tahsin Koca Hollanda'da yaşıyor. Pek çok futbolcu ve genç oyuncu ve teknik direktörle çalışıyor. Fikirlerini sizlerle paylaştı. Futbol. Dünyadan futbol. Radyo Spor. Avrupa'dan futbol. İspanya. Joshua Gilabogi şu anda Wolfsburg'da oynuyor ve Galatasaray'ın transfer gündeminde. Galatasaray muhtemelen bu transferi bitirecek. Saint-Étienne'den sonra Atletico Madrid'e gitmişti. Atletico Madrid Wolfsburg tekrar Atletico Madrid'e döndü ve tekrar Wolfsburg'a gitti. İki takım arasında geçişleri var. Birkaç dönemden fazla. Hatta Saint-Étienne Atletico Madrid tekrar Saint-Étienne Atletico Madrid, Atletico Madrid Wolfsburg, Wolfsburg Atletico Madrid, Atletico Madrid'den sonra Wolfsburg'a geldi. Ve böyle bir sirkülasyon yaşadı. Çok fazla takım değil ama bu 3 takım arasında sürekli gitti geldi oyuncu. Defansif orta saha olarak oynuyor ve elbette ki stoper olarak da oynuyor. Merkez orta saha olarak da oynayabiliyor. O yüzden Galatasaray tercih ediyor bu oyuncu. Oyuncu ile ilgili sakatlık problemi var şeklinde bir takım dedikodular çıkartıldı ama ben böyle bir şey duymadım. Ve referansları kuvvetli. Şimdi İspanya'dayız. Başkent Madrid'de sevgili Jorge Garcia arkadaşım As Gazetesi'nde yazıyor ve yıllardır Atletico Madrid'le ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Atletico'da daha önce oynayan bu futbolcuyu Gilabogi'yi Jorge'ye soracağız. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien, todo muy bien. Muy bien. Una pregunta. Jorge, el Galatasaray está a un paso de cerrar el fichaje Gilabogi. Seguro que tú lo conoces cuando jugaba en el Atlético Madrid, ¿no? Sí, lo conozco bastante bien. Le he visto muy de cerca entrenarse todos los días en el Atlético. Para él no fue una etapa muy brillante, no fue su mejor etapa, él lo ha confesado. Llegó aquí muy joven y fue una apuesta personal de Andrea Berta, pero tuvo algunos problemas de adaptación, sobre todo con el idioma, y no tenía por eso un entendimiento, una buena comunicación con Simeone. Pero a pesar de todo, él trabajó mucho, sobre todo con Germán Burgos, que intentó acercarse mucho a él. Y bueno, al final no tuvo el rendimiento que se esperaba porque no se adaptó muy rápido y era todavía demasiado joven. Şimdi Gilabogi'yi Atletico Madrid'de oynarken tanıdığın ve yakından gözlemlediğin bir oyuncu eminim. Ne diyorsun onunla ilgili? Bir kere Atletico Madrid'de çok önemli bir yetenek olarak kazandırıldı. Evet, buradayken ben açık olan bütün antrenmanlara gittim ve onu neredeyse gün boyunca takip ettim, gözlemledim. Bir takım problemler yaşadı Atletico Madrid'de. Çok çalışkan olmasına rağmen bu problemleri yaşadı. Dil problemi yaşadı. Dil problemiyle birlikte adaptasyon problemi yaşadı. Simeone ona çok sıcak bakmadı. Çok fazla şans vermedi ama o dönem Simeone ile çalışan Herman Burgos yardımcı antrenör Atletico Madrid'de de kalecilik yapmıştı. O çok ilgilendi kazanmak adına. Oyuncu da çok çabaladı ama hem çok genç olması hem de uyum sorunu kolay kolay atlatamıyor olması çok fazla süre almasını engelledi Atletico Madrid'de. Andrea Berta, İtalyan sportif direktörü Atletico Madrid'in, onun keşfettiği ve transfer ettiği bir oyuncu olarak Atletico Madrid'e gelmişti. Jorge, quería saber tu opinión del característico futbolísticamente de este futbolista. Sí, bueno, Joshua cambió mucho cuando dejó el Atlético. Él se convirtió en un futbolista muy importante de Wolfsburg. Tanto que llegó a ser incluso capitán, jugó muchos partidos. Es un centrocampista central, defensivo, de mucho despliegue físico, es muy alto, tiene mucha energía y con el tiempo también ha ido mejorando su inteligencia en el campo. Es un futbolista muy interesante para dar equilibrio a un equipo, para liberar a los futbolistas de media punta y que él pueda trabajar para que el equipo no se rompa por la mitad. Es un jugador muy interesante para Galatasaray, sobre todo también pensando en competiciones europeas.
Hay que ver en qué estado físico está, porque tuvo algunos problemas de lesiones en el pasado, pero seguro que va a ser un jugador interesante para esta nueva etapa de Galatasaray. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y por las informaciones. Un abrazo. Un fuerte todos. Abrazo. Hasta la próxima, Chao. Jorge. Chao. Chao. Son sorumuz oyuncunun karakteriyle ilgiliydi. Oyuncu Atletico Madrid'de belki adaptasyon süreci ve sorunları nedeniyle istenileni veremedi ama Wolfsburg'da olgunlaşma dönemini yaşadı. Bir kaptanlığa kadar yükseldi. Tecrübeli bir oyuncuydu. Bir kere çok enerjik bir oyuncu. Enerjisini de sahada bütünüyle yansıtabilen bir karakter. Futbol karakteri Wolfsburg döneminde çok daha fazla olgunlaştı. Ben bunu görüyorum. Aynı zamanda futbol aklını da geliştirdi. Yani çok daha akıllı oynamaya başladı. Orta sahada göbekte de görev alabiliyor. Defansif olarak da oynuyor. Oyunu defansif yönüyle çok iyi oynuyor. Bu anlamda stoper olarak da oynadığı maçlar vardı. Ve orta sahada onunla birlikte oynayan oyuncuların da çok daha serbest alanlar bulabildiğine şahitlik ettik. Wolfsburg dönemi önemli. Galatasaray için çok önemli bir opsiyon. Çok önemli bir transfer. Özellikle de Avrupa maçında, yani Avrupa Ligi maçında Galatasaray'a çok yardımcı olabilecek bir futbolcu olarak görüyorum ama tabii fiziksel değerleri, son durumu nedir? Bu konuda net bilgilere sahip değilim. Geçmiş dönemden kaynaklanan bir takım sakatlık problemleri olduğu doğru. Sakatlık problemleri de yaşamıştı ama şu anda durumu ne bilmiyorum ama baktığımızda potansiyeli yüksek. Galatasaray'a faydalı olabilecek. Galatasaray açısından rasyonel bir transfer olabilir. Lider özelliği de olan bir futbolcu diyor. Jorge Garcia As gazetesinde yazıyor yıllardır ve Atletico Madrid'le ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bugün Galatasaray'ın transferini bitirmeye sadece bir adım kalan transferi üzerinde büyük bir çaba sarf ettiği ve bitirmeye çok yaklaştı. Futbolcu Joshua Gilabogi ile ilgili fikirlerini ifade etti. Bizimle paylaştı. Avrupa'dan futbol. İspanya. Değerli dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Veda edeceğiz sizlere. Galatasaray'dan bir not. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada yönetim kurulu uyarınca Özgür Kalelioğlu'nun başkan yardımcılığına getirildiği bildirildi. Galatasaray'ın yeni başkan yardımcısı Özgür Kalelioğlu oldu. Galatasaray Kulübü'nde Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Hafta başında saat tam 15'te yeniden burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi. Yaptı kupon oynar Tuttur, oynar hep oynar kuponu Tuttur. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.